Değerli protokol ve hocalarım, değerli katılımcılar, hepinize günaydın. İlk uygulama yılında Bobby FRS konulu etkinliğimizin ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugünün ilk oturumunu yönetmek üzere oturum başkanımız Profesör Doktor Tuğrul Tüfekçioğlu'nu ve konuşmacılarımız öğretim üyesi Doktor Tuğba Dumlu ve öğretim üyesi Doktor Çağatay Akarça'yı kürsüye davet ediyoruz. Günaydın, çok değerli katılımcılar, çok değerli hocalarımız, protokol tabir edilen zevat, hoş geldiniz. Benim için çok şanslı bir gün, çünkü evden çıktığım zaman arabamın yakıtı sıfırın altında gösteriyordu. Hemen şu aşağıdaki benzinciye kadar geldim ama büyük yürek çarpıntıları içinde. Oradan park bulma telaşı bugün de vardı. Geldim, başladı telaşıyla. Ancak paltomu bırakırken KGK'dan Sayın Başkan Yardımcısı ile karşılaştım. Çok mutlu oldum. Çünkü ondan paylaşmak istediğim konular vardı. Bir nefeste paylaştım. Derken buraya geldim. Doğan Argun gelmemiş. Bana dediler ki sen oturum başkanı olur musun? Şansların en büyüğü tabii. Ancak tahmin ediyorum Doğan Argun kardeşim diyeyim. Bunu duyduğu zaman çok mutlu olacaktır. Çünkü bir jenerasyonun çok muhteşem kişilerinden birisi. Niye böyle diyorum? Çünkü onlar bizim gençlerimiz, bizim jenerasyonumuzdan sonra onlar yetiştiler. Ya Rabbim bakıyorum rektörler, dekanlar, işte genel müdürler, müthiş bir ekip ve ümidimiz, geleceğimiz garanti altında diye de çok mutlu oluyorum. Benim mesleki kariyerim tevazu içinde ifade edersem 50 yılı geçti. 50 yıldır bu meslekte uğraşıyorum. Bunun büyük bir kısmı da uygulamayla beraber yürüdü. Onun için 100 yıllık bir geçmişten bahsedebiliriz. Bugün geldiğimiz durumda pek çok yenilik izliyoruz. İşte muhasebe standartları, denetim standartları, muhasebe güncel uygulamalar, geçmişte kalan, devam eden uygulamalar, bunları nasıl bağdaştırırız, nasıl bir araya getiririz ve nasıl yararlı hale getirebiliriz? Şu anda bir mücadele söz konusu. Her yeniliğin başlangıcında bir takım sıkıntılar, mücadeleler yaşanır ama bunlar mutlaka aşılacaktır. Bugün geldiğimiz durumda da dünya ekonomisine yazılı ortamda finansal göstergelerle entegre olmamız için tabii ki güncel olayları benimsememiz ve uygulamamız gerekiyor. Burada belki bir takım yasal düzenlemeler gerekecek, bir birleşme söz konusu olacak ve bunu mutlaka aşacağız. Tabii öğretim üyeleriyle beraber uygulamacılar da burada büyük sorumluluk taşıyorlar ve uygulamayı organize eden kurumlar da. Ben TÜRMOK'ta da bir süre görev almıştım yönetim kurulunda. Çok çabuk geçiyor bu tür görevler. Rahatlıkla ama bıraktığımı, sonrasını dert etmediğimi sizle paylaşayım. Ancak TÜRMOK'un da daha güncel, daha etkin, daha yararlı, uyumlu bir uygulama içinde olması gerekiyor. Sağ olsunlar, bugünkü toplantıda da büyük katkıları var örgüt olarak, belki finansman olarak, belki moral olarak. Ancak bunu
sorumlu oldukları uygulamaya da katmaları gerekiyor. Tabii KGK'den, Kamu Gözetim Kurumu'ndan bahsetmek zorundayım. Değerli Başkan Yardımcısı toplantımızı da bu oturumu da değerlendirdiler katkılarıyla beraber. Gerçekten çok etkin bir çalışma içindeler ve gözle görülür, yaşanır bir hakimiyet kurma durumundalar. Ancak bu, bugünkü dünya ekonomik entegrasyonu açısından da dikkate alınması, uyulması gereken bir husus. Biliyorsunuz tebliğ çıktığı zaman bu bir kitap yapısındaydı. Ben onu hala kitap olarak izliyorum ve en başarılı uygulama unsuru hem yasal olarak hem pratik olarak hala geçerliliğini koruyor ve gittikçe de zenginleşiyor. Tabii maliyenin gücü daha önce muhasebe uygulama genel tebliği ile sonuçlanan çalışmalarda da etkin olmuştu, yön verici olmuştu. Onun için özellikle öğretim üyesi arkadaşlarımızın da bu doğrultuda çalışmalarını yenilemeleri, zenginleştirmeleri ve topluma sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz iki gündür genç arkadaşlarımız müthiş çabalıyorlar. Tabii Önder hocaları bu doğrultuda biz öğretim grubu olarak yeterli çabayı gösteriyor muyuz? Göstermeye çalışıyoruz. Ve hep beraber inşallah başarıya ulaşacağız. Bu sürpriz başkanı katlanmak zorunda kaldığınız için Allah yardımcınız olsun. Ben de çünkü yönetim tarzı olarak her zaman müdahale ediyorum. Ne açıdan? Şunu söylerim, eğer size satışan olursa, sıkıştıran olursa hiç telaşlanmayın, ben varım. Yani bu sorumlulukla başlıyorum ve o sorumlulukla da mutlu sona ulaşabiliyoruz. Şimdiye kadar o ihtiyaçta olan olmadı ama başlangıçta bu güvenceyi veriyorum. Bugünkü ilk oturumdaki konumuz iştiraklerde yatırımlar, müşterek girişimlerdeki yatırımlar, iş birleşmeleri, konsolide finansal tablolar, yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama. Ya Rabbi, KGK'nın çabalarını görüyorum. Yangın yeri gibi piyasa. Biliyorsunuz Kongortato bazen kelimeleri tam telaffuz edemiyorum, bağışlayın. Concordato mühendisliği branşı, uzmanlığı branşı şimdi gayet revaçta. Niçin? Çünkü ekonominin geldiği durum bunu gerektiriyor. Ama gerçek mi bu telaş tartışılabilir. İkinci konuşmacımız yabancı para çevrim işlemleri ve gelir üzerinden alınan vergilerden bahsedecek. İsimlerini kendime saklıyorum, başlarlarken söyleyeceğim. Böyle keyifli bir oturum olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda pek çok konuyu hiç karşılaşmayan arkadaşlarımız var. Çünkü yoğun iş ortamı içinde buna fırsat bulamamışlar. Onun için hep beraber bu konularda çabala göstermemiz, anlayışlı olmamız ve katkıda bulunma niyetinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve sözü değerli öğretim üyesi doktor Tuğba Dumlu'ya vereceğim. Kendisi Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde müthiş birikimli ve atik bir arkadaş gözüküyor. Keyifle dinleyeceğiz kendisini. Buyurun. Sen de biraz daha rahatla ama iyi görünüyorsun. Teşekkür edeceğim ama
Geldi sesin değil mi? Günaydın tekrar, hoş geldiniz. Konularım iştiraklerdeki yatırımlar, müşterek girişimlerdeki yatırımlar, iş birleşmeleri, konsolide finansal tablolar. Aslında bunları tabii bu hazırladığım bölümler sırasında anlatmaya çalışacağım ama hepsi birbirine çok yakın. Normalde biz bunları derslerde önce bir giriş yaparak anlatıyoruz. Öyle dilim alışmış, izninizle öyle anlatmaya başlayacağım. Sonra detaylara, sizleri çok bunaltmadan detaylar hakkında konuşmaya çalışacağım. Şimdi iş birleşmeleri, hani işte YFRÇ ile veya daha önceki standartlarla farkı bahsedilirken ismi değişti, iş birleşmeleri oldu, işletme birleşmeleriydi. Ben işletme birleşmeleri lafına çok alışığım. Dolayısıyla arada iş birleşmeleri yerine işletme birleşmeleri diyebilirim. Öncelikle onu bir söyleyeyim. İngilizcesi business combinations, onu işletme birleşmeleri olarak kullanırdık. Ama YFRÇ'den sonra Bobby FRS'de işletme yerine iş ifadesi kullanılmış. Aslında hani literatüre, akademik kaynaklara baktığınızda bunları bir bütün, yani şu dört tanesini bir bütün olarak işletme birleşmesi nedir diye anlatılıyor. Önce ben hisse senedi alımıyla başlıyorum. Aslında biliyoruz ki sonuçta şirketler, bir şirket bir başka şirkete yatırım yapabiliyor. Yaptığı yatırımın hacmi, miktarı işletme iş birleşmesinin şeklini belirliyor. İştiraklerdeki yatırımlardan bahsettiğimiz zaman, eğer biz bir şirket olarak bir başka şirketin hisselerinin öyle bir bölümünü alıyoruz ki çoğunluğa sahip değiliz ama önemli bir etkimiz var. Bu tip durumlarda yaptığımız bu yatırıma iştirak deniyor. Yani Türkiye'de bu oran %10, %20 olarak söyleniyor. Amerikan kaynakları başka söylüyor. Sanırım burada %20 olarak söylemişler YFRÇ'de. Çoğunluğum yok. Yani kararlarda şirketin, yatırım yaptığım şirketin kararlarına yön verici bir etkim yok ama önemli bir etkim var. Böyle bir durumda biz buna iştirak diyoruz ve bu iştiraklerin muhasebeleştirilmesiyle ilgili biraz sonra devamında anlatacağım. Bir başka şekli bunun, daha fazla hisse senedi alımı. O zaman, yani iş birleşmeleri konusunda anlatacağım onu da daha detaylı olarak. Yaptığım iş tamamen aynı. Yine hisse senedi alıyorum ama aldığım hisse senedinin miktarı artıyor. Bu sefer temsili bir rakam olarak %50 ve üzeri deniyor ama %50 olmak zorunda değil. Diyelim ki %40 hisseye sahip olarak da siz çoğunluğa sahip olabilirsiniz. Çünkü geri kalan %60 çoklarca kişinin elindedir ve siz %40 olarak çoğunluğa sahip, kontrol gücüne sahip olabilirsiniz. Böyle bir durumda ana ortaklık, bağlı ortaklık ilişkisi ortaya çıkıyor ve bu da konsolidasyonu gerektiriyor. Şimdi çoğunluğa geçmeden ilk bölüm olan, yani biz yine bir hisse senedi yatırımı yapıyoruz ama aldığımız miktar çoğunluğu değil, yani kontrol gücünü bize vermiyor, ancak önemli bir etki sahibi oluyorsak nasıl bir muhasebeleştirme yapacağız, bundan bahsetmek istiyorum. Yine konuyu bütün olarak anlatmak alışkanlığı dolayısıyla böyle devam ediyorum. Şöyle ki, ha öyle almışız, ha böyle almışız. Yani ha %20-25 çoğunluk olmayan miktarda hisse almışım yahut da çoğunluk %100, %80, %90 almışım. Bunların muhasebeleştirilmesi aynı. Şöyle ki, ilk bir edinme esnasında bir muhasebeleştirme var. Edinmeden sonra bir muhasebeleştirme var. Edinme esnasında aslında bizim için en önemli konu maliyet. Bu hani bir şirket satın almak olmasın, diyelim ki bir araba satın aldık şirketi, bir ticari mal satın aldık. Her durumda maliyet bilmem gerekiyor. Dolayısıyla maliyet bizim için önemli bir kavram. Aslında maliyet için hani çok da söylenecek bir laf yok, zaten tanıyoruz lafları ama ben yine şeydeki standarttaki ifadeyi buraya olduğu gibi geçirdim, isterseniz okuyayım. Diyor ki, transfer edilen bedel ile yatırım ile doğrudan bağlantılı olarak katlanılan maliyetlerin toplamı olarak ölçülür
demiş. İşte transfer edilen bedel, nakit verebiliriz, nakit dışı varlıklar verebiliriz, senet verebiliriz, öz kaynak, öz kaynağa dayalı finansal araçlar verebiliriz gibi detaylar var. Standartta da okuyabilirsiniz. Bunun ek olarak şunu söyleyeyim, nakit verdiğimiz zaman zaten bununla ilgili çok fazla bir şey yok ama diyelim ki işte borç senedi verdik, işte bunların veya hisse senedi verdik, bunların gerçeğe uygun değeridir maliyet olarak ele alacağımız rakam. Biz bir şirketin hisse senetlerini alırken kendi hisse senetlerimizi karşılığında verebiliriz. Bunun maliyeti ölçülürken tabii ki gerçeğe uygun değeri hesaba katılmalı. Dünkü konuşmalarda da gerçeğe uygun değer ifadesi birden çok yerde geçti. Bu konunun da, daha doğrusu bu ifadenin de tanıdık olduğunu düşünüyorum. İştiraklar hesabına yazmışız. Hani açıkçası kayıtlarda çok önemli değil, notlarda var diye şimdi şurada görüyoruz. Duran varlıklarda mali iştiraklar hesabında biz bunları mali duran varlıklarda takip edebiliyoruz. Şimdi işletme birleşmeleri ya da iş birleşmelerinde bu ifade eminim bugün beni bayağı karıştıracak. Önemli olan konulardan bir tanesi de şerefiye. Şöyle ki, şimdi bundan sonra anlatacağım tüm bölümlerde de geçerli. Biz bir alım yapıyoruz. Alım yaptığımız zaman bu bir şirket alımı aslında. Şirket alımında şirketin bir gerçeğe uygun değeri var, net varlıklarını ve biz aslında bu değerin, gerçeğe uygun net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin üstünde, altında veya o değere eşit bir maliyetle bu şirketi edinebiliriz. Aradaki farklara sizlerin de bildiği gibi şerefiye diyoruz. Örneğin eğer benim maliyetim, yani işte transfer ettiğim bedeller vesaire, bunların toplamı satın aldığım şirketin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinden fazlaysa ben bu aradaki farka şerefiye diyorum. Burada IFRS'ten farklı olarak şöyle bir ek yapılmış. Eğer ki dün de başka bir konuda geçmişti, hatırlayamıyorum hangi konuydu ama yine benim konumu herhalde atıfta bulunan bir yerdeydi belki. Gerçeğe uygun değerin ölçülemediği durumlarda defter değerinin kullanılacağı söyleniyor. Bu açıkçası ben standartta çok net anlayamadım. Belki var ama ben çok anlayamadım. Bu gerçeğe uygun değerin bulunamadığı münferit hesaplarda mı yoksa tamamında mı açıkçası bilemiyorum. Ama muhtemelen tek tek diyelim ki herhangi bir arazinin ya da herhangi bir şeyin gerçeğe uygun değerinin bulunamadığında o özel varlığa veya kaynağa ait defter değeri kullanılabilir diye anlıyorum. Toplam varlıkların gerçeğe uygun değeri, toplam borçların gerçeğe uygun değeri, aradaki fark net varlıklarımız gerçeğe uygun değerinden fazla bir maliyete katlandığımızda biz buna şerefiye diyoruz. Zaten şerefiye hepimizin tanıdığı bir kavram. Burada standart diyor ki şerefiye için itfa payı ayrılmaz, değer düşüklüğü testine de tabi tutulmaz diyor. Negatif şerefiye yine alışık olduğumuz bir ifade. Tam ters durumda. Yani katlandığımız maliyet, edindiğimiz net varlıkların gerçeğe uygun değerinden daha azsa o zaman biz buna negatif şerefiye diyoruz. Eskiden şöyle anlatırdık. Neden satan kişi şirketin net varlıklarını temsilen hisseleri, çünkü şirket satışlarından da bahsedebiliriz bir sonraki bölümlerde. Neden tasfiyeye gidip piyasada satabileceği değer varken bunun aşağısında bir değere neden şirketini satsın? Herhalde o zaman biz gerçeğe uygun değerleri demek doğru hesaplayamıyoruz deyip ona göre bir ayarlama yapılırdı. Ama daha sonra bu değişti, bu uygulama. Bunun bir gelir olduğu kanaatine varıldı. Bilmiyorum, belki bir 10 sene sonra bu da değişebilir. Çünkü birçok şekilde örneğin yöntemler de, ilk kaydı almadaki yöntemler de değişiyor. Aynı şekilde şerefiyenin muhasebeleştirilmesi de değişiyor. Şu ara böyle. Yani biz eğer ki edindiğimiz şirketin
net varlıklarının gerçeğe uygun değerinden daha düşük bir maliyetle bu şirketi edinebiliyorsak biz buna gelir diyoruz ve bu standart diyor ki iştirak ve müşterek girişimlerinin karlarından paylar hesabına biz bunu kaydederiz diyor. Bu anlatacağım yani iştiraklerin sonraki ölçümüyle ilgili konu aslında diğer bundan sonra anlatacağım iş birleşmelerinde de geçerli. Yani şu anda biz %20 civarı yani kontrolü elimizde tutmadığımız sadece önemli ölçüde bir kontrole sahip olduğumuz durumda sonraki ölçümde her ne yapıyorsa kontrolü elimizde tuttuğumuz durumda da aynı şeyi yapıyoruz. Bu da temel olarak literatüre baktığımızda iki tane yöntem var. Bir tanesi maliyet yöntemi, bir tanesi öz kaynak yöntemi. Aslında maliyet yöntemi hepimizin aşina olduğu, muhtemelen öz kaynak yöntemi de öyledir ama hani maliyet yöntemi açıkçası kısa dönemli yaptığımız yatırımlarda nasıl ki herhangi bir varlığı edindiğimizde maliyet değeriyle kaydediyorsak burada da aynı şey geçerli. Bu standart diyor ki münferit finansal tablolarda maliyet veya öz kaynak yöntemi kullanabilirsiniz diyor. Ama konsolide finansal tablolarda öz kaynak yöntemi kullanmalıdır gibi bir yönlendirmesi var bu standardın. Şimdi maliyet değeri dediğimiz zaman hisse senetlerini satın aldığımızda maliyet değeriyle kaydediyoruz. İşte iştiraklar hesabını daha önce söylediğim gibi ve bu iştirak herhangi bir şekilde kar ilan ettiğinde, temettü ödediğinde herhangi bir şekilde değişmiyor. Bizim dönem varlıklarda gösterdiğimiz menkul kıymetler her nasıl kaydediliyorsa, takip ediliyorsa aynı şekilde takip ediliyor. Yani maliyet değeriyle biz iştiraklar hesabını veya eğer münferit tablo hazırlıyorsak tabii maliyet yöntemini kullanabildiğimiz bırakıyoruz. Herhangi bir şekilde temettü aldığımızda yine dönem varlıklardaki gibi biz bunları iştirak ve müşterek girişimlerden kar payları hesabıyla takip ediyoruz. Ama öz kaynak yöntemi dediğimizde ki konsolide tablolarda öz kaynak yöntemini kullanmamız gerektiği söyleniyor bu standartta. Şöyle anlatmaya çalışayım, aslında bir hatırayla anlatmaya çalışayım. Milyon yıl oldu hatırlayamıyorum, 2001-2002 veya o kadar zaman önce yine ben bu salonda bu konuyla ilgili bir sunum yapıyordum. Maliyet yöntemi ve öz kaynak yöntemi dedim. Aslında yabancı kaynaklardan okuyorum sonuçta bu şeyleri, yöntemleri. İşte cost method, equity method diyor. Ben çevirdim cost method, işte maliyet yöntemi, equity method, öz kaynak yöntemi. Şimdi hatırlayamıyorum, buradaysa da çok özür diliyorum kendisini hatırlayamadığım için. Bir hocamız dedi ki, neden dedi öz kaynak yöntemiyle çevirdiniz dedi. İşte yani hani equity, öz kaynak falan hani öyle bir şeyler söyledim açıkçası. Sonra bir başka hocamız, yok dedi o öyle olur, bu böyle olur. Yok öyle de diyebiliriz, böyle de diyebiliriz falan uzadı konuşma hatırlıyorum. Aslında tabii belki heyecandan o açıklamayı da yapamadım. Daha sonra derslerde herhalde o gün açıklayamadığım için derslerde içimde kalmış açıklıyorum. Öz kaynak yöntemi bence güzel yakışan bir isim. Şöyle ki diyor ki öz kaynak yöntemi bu yatırımların sadece iştiraklar için geçerli değil, bağlı ortaklıklar da için geçerli olduğundan yatırım ifadesini kullanayım. Yatırımlar diyor ki yatırım yaptığınız şirketin öz kaynağında nasıl bir hareket oluyorsa siz de diyor yatırımı aynı yönde etkilettirin. Ne demek bu? Şirket, yatırım yaptığım şirket kar ilan ediyorsa bu ne demek? O şirketin öz kaynağı arttı demek. O zaman ben de %100'se %100'ü kadar daha düşükse benim edindiğim pay oranında yatırımımı aynı yönde aynı şekilde etkilettirip artırıyorum. Eğer ki yatırım yaptığım şirket temettü dağıtıyorsa o zaman o onun öz kaynağını azaltacağından ben de oran sahip olduğum hisse oranında yatırımı aynı şekilde azaltıyorum. Yani sonuç olarak öz kaynak yöntemi bence güzel bir tercüme. Her kimse sonrasında da ben de kullandıktan sonra da öyle geçmiş bilemiyorum.
öz kaynağın, yatırım yapılan şirketin öz kaynağındaki hareketle yatırımın aynı yönde tabii ki orantısal olarak hareket etmesi. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor maliyet yönetiminden farklı olarak. Maliyet yönetiminde ne dedik? Yatırım yapılan şirket eğer ki temettü ilan ediyorsa ben bunu bir kazanç olarak kaydediyorum ama burada benim yatırımımı azaltan bir ifade olarak görüyorum. Nitekim burada böyle bir şey yapmışız bir kayıt. Diyor ki eğer ki yatırım yapılan şirket bir kar ilan ediyorsa burada görüldüğü gibi ben yatırımımı o miktarda arttırıyorum. Diyelim ki işte benim edindiğim hisse miktarı %20 ise karın %20'si kadar ben yatırımımı arttırıyorum. Aynı şekilde eğer ki yatırım yaptığım şirket bir temettü dağıtmayı ilan etmişse yine ben payım ölçüsünde yatırımımı, iştirakleri azaltıyorum. Öz kaynak yönteminin aslında mantığı bu. Yani bir küçük bir örnek var. Bilmiyorum bu örneklerle sizin başınızı ağrıtayım mı ama diyor ki bir şirkete ben 200 bin liralık yatırım yapmışım ve edindiğim hisse payı da %20 ve bu şirket 3 yıl boyunca 200, 300, 400 gibi kar ilan etmiş. 50, 100 ve 200 oranında da temettü ilan etmiş. O zaman benim yaptığım şöyle bir şey, yatırımım belli 200'dü. Bakın karın %50'si, özür diliyorum %20'si benim payım. Aynı şekilde temettünün de %20'sini ben yatırım hesabıma etkilettiriyorum. Bir şey var mı burada? Pointer bir şey. Şöyle ki, tamam. Şöyle ki benim orijinal yatırımım 200 bindi hatırlarsanız ve daha sonra 200 bin karın %20'si, 50 bin temettüünün de %20'si, 40 bini ekliyorum, 240, 10 bini düşüyorum, 230 bin şeklinde ben yatırım miktarımı iştirak ettiğim şirketin öz kaynağındaki değişim oranında etkilettiriyorum. Bir başka örnek daha var. Hani kitapta var açıkçası tek tek üzerinden gitmek istemiyorum. Bayağı da uzun bir örnek bu. Ama bir şey eklemem gerekiyor aslında. Şöyle ki hani dedik ya öz kaynaktaki hareketi iştirakları etkiliyorum. İki tane hareket var. Biri kar, bir tanesi de temettü. Şimdi kar dedik, problem yok. Ama eğer ki benim iştirak ettiğim şirketin edindiğim anda, o şirketi yatırım yaptığım anda varlıklarında ya da herhangi bir şekilde kaynaklarında, buradaki örnekte varlıklarındaki defter değeri ve gerçeğe uygun değeri arasında bir fark varsa bununla ilgili bir ayarlama yapmam gerekiyor diyor. Şöyle ki işte bir örnek vermişiz. Bu örnekte şirketin karından bahsedelim. Ne kadarmış? 150 bin kadar kar raporlamış. Şurada gördüğümüz gibi 150 bin kadar kar raporlamış, 60 bin kadar da temettü ödemiş. Ben de bu şirketin yine %20'sine sahibim. Şimdi bu şirket bu karı hesaplarken işte ne var? Satılan ticari mallar maliyeti ya da her neyse var. Aynı şekilde faaliyet giderleri içinde amortisman giderleri var. Tabii ki benim yatırım yaptığım şirket bu karı hesaplarken kendi defterlerindeki değerlere göre amortisman hesabını ya da satılan ticari mallar hesabını hesaplıyor. Ama bir iş birleşmesi, bu da aslında bir anlamda iş birleşmesinde gerçeğe uygun değer kullanıldığında benim o şirketin münferit tablosunda ilan ettiği kar rakamını bu birleşmenin gereği gerçeğe uygun değere göre ayarlamam gerekiyor. Bununla ilgili rakamsal örnekler var, göreceksiniz. Örneğin işte benim bina ha,
Mesela şuradaki demişim ki şirketin binasının defter değeri gerçeğe uygun değerinden 80 kadar az, yani ters ifadeyle gerçeğe uygun değer binadan binanın defter değerinden 80 bin fazla. Bu şu demek, bu münferit tablolarında iştirak amortisman hesabı yaparken her hangi rakam idiyse öyle hesaplamış. Ben de diyorum ki bu aradaki fark 80'in de aynı şekilde amortismana tabi tutulması gerekiyor. İşte 10 yıl demişiz, onda biri. Benim de tabii ki sahiplik oranım %20 olduğu için %20'si kadar benim iştirak hesabıma ayarladığım, sahibime etkilettirdiğim kardan mutlaka bu rakamı ayarlayarak düşmem gerekiyor. Aynı şekilde bu şirketin cihazları varmış ve cihazlarının da aynı şekilde defter değeri gerçeğe uygun değerinden daha düşük. Cihazların amortismanını hesaplarken yine şirket neydiyse orijinal maliyet ona göre hesaplıyor. Ama ben diyorum ki bu aradaki 120 bin liralık farkın da aynı şekilde amortismana tabi tutulması, tabii ki benim sahiplik oranım miktarında amortismana tabi tutulduktan sonra karı ayarlamam gerekiyor diyor. Öz kaynak yönteminin en önemli özelliklerinden biri de bu. Yani bu şirket 150 bin kar ilan etti, 60 bin temettü ilan etti. Doğru, benim yatırımıma 150 binin %20'sini ekleyeceğim, doğrudur. 60 binin de %20'sini düşeceğim, o da doğrudur. Ama diyor ki 150 bin o şirketin, iştirak yapılan şirketin münferit tablolarında hazırladığı kar olan kardır, 150 bindir. Bunun mutlaka ayarlanması gerekiyor. Aslında yabancı kaynaklara baktığımızda her türlü iş birleşmesinde, işte iştirak olsun, daha sonra anlatacağım bu 3 tane yöntem var, daha çok konsolidasyonu anlatacağım ama bütün bunların tamamında şöyle bir mantık var. Diyor ki burada bir alımdan bahsediyoruz. Bir şirket bir şirketi satın alıyor. Aslında hani ben öğrenciye şöyle de anlatıyorum. Bırakın şirket almayı, bir makine alıyorum, bir bina alıyorum. Benim zaten defterlerimde bir binam var. Sonra gittim piyasadan bir bina daha aldım. O zaman ne oluyor? Benim alıcı olarak defterlerimdeki binam zaten defter değeriyle duruyor. Ama yeni aldığım binayı kendi defterlerime gerçeğe uygun değerle aktarıyorum. Dolayısıyla aslında bu birleşmelerin değerlemesindeki temel mantık bu. O yüzden gerçeğe uygun değerin bu işletme birleşmelerinde mutlaka hesaba katılması gerekiyor. Ama tabii burada BOBİ dediğimiz için orta büyüklükteki işletmeler de işin içinde olduğundan bazen herhalde gerçeğe uygun değerin bulunmasında sorun olabileceği düşünülerek defter değerinin de hesaba katılabileceği standartta söylenmiş. Bunu da bilmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Müşterek girişimlerdeki yatırımlar, burada YFRC'ye baktığımızda pek bir fark yok, pek bir fark yok. Sadece isim değişmiş. Ortak girişimlerde sanırım adı müşterek olarak değişmiş. Dolayısıyla burada çok fazla bir değişiklik yok bizim bildiğimizden. Müşterek kontrolden bahsediliyor, diyorlar ki bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Neler kontrol ediliyor? Faaliyetler, varlıklar ve işletmeler. Müşterek girişimin faaliyetleri bir şirket, ortaklık veya başka bir tür işletme ya da ayrı bir finansal yapı oluşturulmaksızın girişimlerin varlıklarının ve diğer kaynakların kullanımı yoluyla gerçekleşir demiş aslında burada. Müşteriken kontrol edilen varlıklar ve müşteriken kontrol edilen işletmeler, bunlar iştiraklerle aynı şekilde muhasebeleştirilir ve ölçülür şeklinde bir ifadesi var. Şimdi bu iş birleşmeleri, hani demin biraz karışık anlattım. Burada tekrar geleyim. Şimdi %20, yani çoğunluk payım yok ama önemli bir etkim var. Bu tip bir durumda iştirak dedik ve nasıl kaydedildiğinden bahsettik. Şimdi gelelim iş birleşmelerine. Bu standartta, bu isimle anlatıldığı üzere burada kontrolden bahsediliyor aslında. Kontrolden de kastımız çoğunluk hisse bende olduğu zaman kontrol oluyor. İşte kitaplar
temsili dediğim gibi %50 ifadesi ve üzeri ifadesini kullanıyorlar ama %50 olmak zorunda değil. Dediğim gibi daha aşağısı da kontrolü elinizde tuttuğunuzun bir ifadesi olabilir. Üç tane temel iş birleşmesinden bahsedebiliriz. Bunlar edinilen işletmenin tasfiye edilerek edinen işletme tarafından devralınması ifadesi. Bu şu aslında, A şirketi var, B şirketi var, A şirketi B'yi alıyor, B şirketi tasfiye oluyor, kapanıyor, daha büyük bir A şirketi ortaya çıkıyor. İkinci bir birleşme şekli diyor ki iki ayrı işletme var, bunlar ikisi de kapanıp yeni bir şirket kuruyorlar. A artı B eşittir C gibi. A da tasfiye oluyor, B de tasfiye oluyor. Ortaya yeni bir C şirketi çıkıyor. Veyahut da bugün bu konsolidasyon olarak biraz sonra anlatacağım. A şirketi var, B şirketi var. A şirketi B şirketinin hisselerini alıyor. Herhangi bir tasfiye yok ama alınan hisse miktarı işte çoğunluk. Yani kontrolü elimizde tutacağımız miktarda bir alımdan bahsediyoruz. Bu bölüm müşterek girişimin oluşumuna, işletme tanımına uymayan varlık veya grup varlık veya varlık grubu edinime, konsolide finansal tablo hazırlamayan işletmelerin bağlı ortaklık edinimlerine uygulanmaz demiş. Yani deminkilerdir bizim için uygulanacak birleşme tipleri. Şimdi burada maviyle göstermiştim, YFRC'de de aynı şekilde göstermiştim. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi uluslararası muhasebe standartlarına da, finansal raporlama standartlarına baktığımızda yılları çok yanlış söylemeyeyim, 1-2 yıl artı eksi olsun, 2008'de 2008'e kadar hani purchase method, acquisition method, hani bunları çevirecek olsak biri satın alma olsun, biri edinme olsun, hani bilemiyorum açıkçası, biz hepsine satın alma yöntemi diyoruz haklı olarak. İlk purchase method kullanılıyordu. 2008'de hani içeriğini değiştirmek ile beraber adını da değiştirdiler. Acquisition method dediler. Fakat Türkiye'de, Türkçe'de bir satın alma yöntemi olarak devam ediyoruz. Nedir bunların farkı? Satın aldığımız şirketin, şirkete transfer ettiğimiz bedeller dışında bir takım ek maliyetlere katlanıyoruz. İşte ne bileyim, danışmanlık alıyoruz, danışmanlık şirketine verdiğimiz bedeller gibi. Yani aslında bizim satın aldığımız şirkete verdiğimiz bedel dışında bir takım işte danışmanlık hizmetleri, bilmem hani bunun gibi, yabancı kaynaklar, direct out of pocket cost demişler. Bunları ilk yöntemde maliyete dahil ediyorduk. Nasıl ticari mal aldığımızda nakliyesini vesairesini maliyete dahil ettiğimiz gibi burada bunlar maliyete dahil ediliyordu. Ama 2008'den sonra dediler ki hayır, bunları direkt giderleştiriyoruz. Bu arada IFRS anlatıyorum şu anda. Artık giderleştiriyoruz, adını da değiştiriyoruz, edinme yöntemi. Bu neyi değiştirir? Bu aslında maliyet değiştiği için şerefiye miktarını değiştirir. Şimdi ben tabii standardı ve uygulamaları okuduğumda ilk yöntem, yani şeye ne derler, satın aldığımız şirkete transfer ettiğimiz bedellere ek maliyetlerin de bu birleşme maliyetine dahil edildiğini anladım. Dolayısıyla aslında biz 2008 öncesi IFRS'te kullanılan satın alma esnasındaki maliyet ölçme yöntemini kullanıyoruz diye ifade edebilirim. Eskiden, çok daha eskiden başka yöntemler de vardı. Birçoğunuz biliyordur. İşte menfaatlerin birleştirilmesi vesaire gibi. Onlar zaten yasaklandı. Burada da hiç bahsi de geçmiyor. Dolayısıyla satın alma yöntemi kullanılmakta. Nedir? Satın alma yöntemi de maliyet, sadece transfer ettiğim bedeller değil. Ayrıca bu işlerin yapılmasında bana yardımcı olanların, işte danışmanlık şirketleri, aracılık şirketlerinin de bedellerini dahil ediyoruz. Diyor ki edinen şirket belli olmalı. Aslında yazılmamış ama edinilen ikisinde belli olması. Tarih, maliyet, işte bu varlıkların, kaynakların ölçümü mutlaka yapılması. Tabii ki bunların devamında da şerefiye varsa negatif şerefiyenin ölçülmesi gerekiyor diyor.
Edinen şirket aslında bir şeyden bahsettiğimizde, hisse senedi yoluyla alımdan bahsettiğimizde ana şirket, ana ortaklık olmuş oluyor. Edinilen ise bizim bağlı ortaklığımız oluyor. Ama diğer iki tane ilk söylediğim, yani A artı B eşittir büyük A olduğunda, yani B şirketi ortadan kaybolduğunda A şirketi, şirketi satın alan, bu birleşmeyi yapan edinen şirket oluyor. Tabii şeyde bir ufak karışıklık oluyor. A artı B eşittir C. Şimdi A artı B eşittir C dediğimiz zaman aslında işletmenin, bu birleşmenin karakterine baktığınızda A şirketi var, B şirketi var, birleşip C şirketi ortaya çıkıyor da kim kimi alıyor? Yani hani A mı B'yi alıyor, B mi A'yı alıyor da C ortaya çıkıyor? Aslında böyle bir şey değil. Az önce söyledim, hatırlarsınız, hani bu konuyla daha önce ilgilenenler mutlaka bileceklerdir. Menfaatlerin birleştirilmesi diye bir yöntem vardı. Aslında bu uygundu. Yani A var, B var, birleşip ortaya C çıkıyor. Hani A B'yi almıyor, B A'yı almıyor. Hani iki şirket menfaatlerini birleştiriyorlar. Fakat bu yöntem, yalan olmasın, 2001'den itibaren yasaklandığında satın alma yöntemine döndük. Satın alma yöntemi diyor ki, ya olabilir, tamam, yani A, B ya da B, A'yı almamış olsa ama muhasebeleştirirken sanki biri birini alıyormuş gibi kaydedeceksiniz diyor. Ben kaynaklara baktığımda bir kararı yok. Yani demiyor ki işte büyük şirket küçüğü almış gibi olsun, işte hangisinin bilmem hissesi fazlaysa falan gibi herhangi bir tanım yapmamış. Baktığımız zaman uygulamalara da bu bir karar. Yani belki herhalde iki senaryo yazılıyor. İki senaryo yazıldığında hangisi daha güzelse belki öyle seçiliyor. Şimdi senaryodan kastım şu. Az önce bir şey söylemiştim, tekrar oraya dönüyorum. Şimdi A artı B eşittir C dediğimiz zaman, dediğim gibi A B'yi ya da B A'yı almıyor. Ama mutlaka beni satın alma yöntemine zorladığı için bu standart, sadece bizim BOBİ değil, yani IFRS de aynı şekilde. Birinden birini seçtiğimde değerlemeler değişiyor. Yani hangisinin edinen, hangisinin edinilen olmasının bir tane sonucu var muhasebe olarak. O da şunu diyor, edinenin konsolidasyon esnasında, şerefiyenin hesabı esnasında tabii ki edinen, yani satın alan şirketin mali tablolarının defter değeri, satın alınan, edinilen tarafın, yatırım yapılan tarafında gerçeğe uygun değerleri mali tablodan alınacak diyor. Dolayısıyla bu tabii ki şerefiyeyi etkiliyor. O yüzden herhangi bir şekilde karar verilmemiş de şu öyle olsun, bu böyle, küçük şirket öyle olsun, büyük şirket öyle olsun. İki senaryo, işte birinin maliyet ömrünün gerçeğe uygun değer ya da tam tersi yapalım. Hangisi uygunsa herhalde ona göre karar veriliyor diye düşünüyorum. Az önce anlatmaya çalıştığımı burada standart yazmış, aktarayım. Transfer edilen bedele ek olarak aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler de maliyete etkileniyor ve ekleniyor pardon, ve böylece bir hesap yapılıyor. Dediğim gibi gerçeğe uygun değer güvenli bir şekilde ölçülemiyorsa defter değeri ile ölçümede bu standart izin veriyor. Azınlık payları yine demeye alışmışım. Öyle de yazmışım ama standarda baktığımızda kontrol gücü olmayan paylar ifadesi kullanılıyor. Yine bunlar net varlıklar içinde, net varlıkların gerçeğe uygun veya gerçeğe uygun ölçülemediği durumda defter değerlerinden bizim kontrolümüz dışındaki payı ifade ediyor. Şerefiye, tekrar uzatmıyorum, negatif şerefiye az önce anlattığımla aynı. Yine bir ortada maliyet var, yine benim aldığım, yaptığım yatırımın gerçeğe uygun değeri var, net varlıkların. Aralarındaki pozitif ya da negatif farka göre biz bunlara şerefiye ya da negatif şerefiye diyoruz. Örnek var, bilemiyorum bu örnekle sizin yine vaktinizi alayım mı? Epey uzun bir örnek. Aslında bu örnek kitapta var diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam.
Evet, uzunca bir örnek rakamsal olarak var, görebiliyoruz. Sadece şeyde bir daha küçük bir örnek var, ondan bahsedeceğim. Bu az önce deminden beri anlattıklarımın aslında rakamsal olarak ifadesi burada karşınıza çıkacak. Mesela örnek 1'de, hani elinde kitap olan arkadaşlarımız göreceklerdir. Örnek 1'de bir şerefiye, pozitif şerefiye örneği yapmışım. Örnek 2'de bir negatif şerefiye var. Örnek 3'te de bu A artı B eşittir C. Yani A B'yi almıyor, B A'yı almıyor. İkisi birleşip ortaya bir C şirketi çıkıyor. Bununla ilgili bir örnek yapmışım. Bunu da göreceğiz ve görebilirsiniz. Ve burada bilemiyorum yazmış mıyım kitapta, belki daha bu sunumda yazmasam bile kitapta yazmış olabilirim. Aralarında kimin alan, kimin alınan ya da edinen, edinilen diye olacağını karar vermişler demem gerekiyor az önce söylediğim gibi. Şimdi gelelim konsolide finansal tablolara. Uzun mu oldu bilemiyorum. Değil. Biraz daha var. Konsolide finansal tablolara geldiğimizde demin iş birleşmelerinde 3 tane mali, 3 tane birleşme yönteminden bahsetmiştik. A artı B eşittir büyük A dediğimizde bu tek seferlik bir kayıt. Yani A şirketi bir alım yapıyor. Olduğu gibi B şirketinin varlıkları ve kaynakları A şirketinin varlık ve kaynaklarına ekleniyor. Tek sefer yapılacak tek bir yevmiye maddesi. Burada söyleyeceğim en önemli şey bir değerlemeydi. Hem net varlıkların işte değerlemesi gerçeğe uygun güvenli şekilde ölçülemediğinde defter, bir de yöntem olarak satın alma yöntemi buradaki maliyet hesabı. Söyleyebileceğim burada bu vardı. A artı B eşittir büyük A gibi bir birleşmede. İkincisinde A artı B eşittir C. Bu da yine tek seferlik bir kayıt. Çünkü A şirketi, B şirketi kapanıyor. Ortaya bir C şirketi çıkartıyorlar. Tek seferde yapılacak. Yöntem aynı. Satın alma yöntemi. Yani maliyetin hesaplanması aynı. Yine değerleme yöntemleri aynı. Tek seferlik. Ama üçüncüsünden bahsettiğimizde ne demiştim? A şirketi var, B şirketi var. Herhangi bir tasfiye yok. A, B şirketinin hisselerini satın alıyor. Çoğunluk hisselerini satın alıyor diyelim. Burada hem satın alma gününde hem daha sonra ertesi sene sonunda yapılması gereken en önemli iş nedir? Konsolidasyon. Şimdi burada konsolidasyon yapılmasını gerektiren bir durum ortaya çıkıyor ki biz buna aslında ana ortaklık, bağlı ortaklık ilişkisi diyoruz. Çünkü bu tip çoğunluk paylar satın alındığı zaman ben satın alan olarak ana ortaklık olmuş oluyorum. Yatırım yaptığım şirkette benim bağlı ortaklığım oluyor ve bu bir konsolidasyon gereği doğuruyor. Kontrol kavramını biliyoruz zaten. Satın alma gününde bir konsolidasyon yapılması gerekiyor. Fakat satın alma gününden sonra da her sene sonunda bir konsolidasyon yapılması gerekiyor. Bunun için iki tane yöntem, az önce de söylemiştim. Bir tanesi maliyet, bir tanesi öz kaynak. Zaten iştiraklerde de aynı şeyden bahsetmiştik. Bu yatırımdan sonra münferit tablolarda maliyet veya öz kaynak yöntemine izin veriyor. Bu standart ama konsolide tablolarda öz kaynak yöntemi kullanılması gerekiyor diyordu. Fakat şeye baktığımızda, bu standardın konsolide tablolara baktığımızda, bilmiyorum ne tarafa yazmışım, biraz fazla ileri gittim galiba, çıkacaktır bir yerde. Şöyle ki, yöntem adı söylememiş. Yani çok net yöntem adı şu kullanılsın gibi bir şey söylenmemiş. Ben incelediğimde daha çok maliyet yöntemini, yani IFRS'e baktığımızda, IFRS dokümanlarına da baktığımızda daha çok maliyet yöntemini seçtiğini ama Amerikan kaynaklarına, FAS'e baktığımızda da öz kaynak yöntemini seçtiğini ben gözlemliyorum. Burada da aynı şekilde baktığımız zaman maliyet yöntemine daha çok yakın çözümler yaptıklarını gördüm. Şimdi yöntemle ilgili şurada satır satır toplanır vesaire gibi yapmışım. Yani birinci gün, daha doğrusu
doğrusu bu sonraki yere geldim çok hızlı ama ilk satın alma günündeki konsolidasyondan bahsediyorum. Diyor ki burada şu anda maliyet ve öz kaynak yönteminden bahsetmiyorum. Satın alan yani ana ortaklığın münferit tablosu, satın alınan yani bağlı ortaklığın münferit tablosu var. Ben satın alma gününde bu ikisini yani herhangi bir şekilde aralarında herhangi bir ilişki olmadan bir ticari ilişki ile işlem olmadan satın alma gününde bir konsolidasyon yapmak zorundayım. Ne demek? Bu iki şirketin bağlı ortaklığı ve ana ortaklığın ikisinin de hazırladığı münferit tabloları üst üste koyup toplamak zorundayım. Bu toplama işlemi aslında gayet basit. İşte benzer kalemler satır satır toplanıyor ama son derece önemli bir şey var ki o da bir eliminasyon işlemi. Çünkü biz bu satın alma işleminde ne yaptık? Aslında bir varlık ya da kaynak transferi olmadı. Benim aldığım şey öz kaynak. Yani hisse senedi aldım. Bilançoyu gözümüzün önüne getirdiğimizde öz kaynak neye eşit? Varlıklar eksi borçlar. Şimdi benim mali tablomda gözüken bağlı ortaklıklar hesabı aslında bağlı ortaklığın öz kaynağını temsil ediyor. Ben konsolidasyon yaparken o bağlı ortaklığın eşittir ya da denktir diyelim öz kaynak, o da denktir. Varlık ve kaynaklarını konsolidasyonda kendi tabloma taşırsam üst üste yani hani iki de değil üç kere aynı şeyi yazmış olurum. Dolayısıyla bir eliminasyon yapmak zorundayım. Madem ki ben bağlı ortaklığın varlıklarını kendi tabloma geçirdim, bağlı ortaklığın kaynaklarını kendi tabloma geçirdim. O zaman öz kaynağı ve bu öz kaynağı temsil eden yatırım hesabını elimine etmek zorundayım. Yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi satın alma gününde bu. Bir diğeri de yani satır satır topladım, eliminasyonu yaptım. Bir de hatta iki de diyelim, eğer ki defter ve gerçeğe uygun değerler arasında bir fark varsa bunların da ayarlanması gerekiyor. Ve son olarak da azınlık payları varsa bunların da hesaplanıp satın alma gününde mali tablolara hazırlanan konsolide bilançoya yazılması, gösterilmesi gerekiyor. Satın alma gününden sonra da benim bir chapter'ım daha var. Bir bölümüm daha var. Vallahi var. Peki şöyle yapsam, aslında bir cümleyle bunu bitirebilir miyim? Bir cümleyle bitirebilirim. Çünkü aslında demin öz kaynak yönteminden bahsettim. Burada da elimizde bir tane öz kaynak, özür diliyorum, maliyet yöntemi var. Satın alma gününden sonra. Burada örnekte görebileceğiniz gibi benim yatırım değerim maliyet yöntemini kullandığım için satın alma günü ve satın alma gününden sonra birbirinin aynısı. Çünkü yatırım yaptığım şirketin öz kaynağındaki hareketi etkilememiş durumdayım. Küçük bir örnek, onu belki kitaptan takip etme şansımız olur. Ve bir chapter daha var aslında. Burada örneğim de yok. Çok kısa geçebilirim başkanım eğer izin verirseniz. Öyle mi yapalım? Ya nasıl? Evet, salonun şu içindeki dinlemesi beni de etkiliyor. Gayet başarılı bir sunum paylaşıyoruz. Zamanımız sorulabilir. Bu örnek yok, burada örnek anlatmadım çünkü kitapta var, bayağı uzun bir örnek. Sadece aslında yüksek enflasyonla ekonomilerde finansal raporlama kısa bir, evet, sadece kavramsal olarak, çünkü burada açıkçası dün biraz örnek yapsam mı diye düşündüm fakat satır satır hani bir ders gibi mümkün olmayacak. Sadece herkesin bildiği bir şeyin üzerinden geçeyim. Yüksek enflasyon nedir? Bizler biliyoruz. Genç arkadaşlar varsa belki onlar için yeni kavramlar olacak ama çoğumuz yüksek enflasyonun mali tablo üzerindeki olumsuz etkisini zaten biliyor. Ve bu standart da diyor ki eğer ki şu ifadeyi kullanmış, ağırlıkla kullanılan para birimi. Yabancı kaynaklara baktığımızda ya da literatüre baktığımızda fonksiyonel para birimi olarak geçiyor. Yüksek enflasyonlu bir
ekonominin para birimi ise bir ayarlama yapılması, bir daha doğrusu düzeltme yapılması gerektiğinden bahsediyor. Tabii hani bu konuyu çalışırken sadece standart değil, literatüre de baktığınızda bir takım kavramlar var. Bu kavramlar eminim birçoğumuza tanıdık gelecek. İşte bu ağırlıkla kullanılan para birimi fonksiyonel. Fonksiyonelden kastımız şu, o para birimiyle çalışıyoruz. O para birimiyle alıyorum, satıyorum, işte elektriği ödüyorum, ücretleri ödüyorum vesaire. Türkiye'de TL olarak biliyoruz. Eğer böyle bir para birimi kullanıyor ve bu para biriminin geçerli olduğu ekonomi, eğer yüksek enflasyonlu bir ekonomi ise, o zaman benim enflasyon muhasebesi uygulamam gerekiyor. Bir de tabii yüksek enflasyon ifadesi var. Yani ne durumda ben bunu, benim fonksiyonel para birimimin kullanıldığı ülkenin yüksek enflasyon. Peki yüksek enflasyon ne? Şöyle tanımlamış. Standart olduğu gibi aktarıyorum. Diyor ki Türkiye geneli için hesaplanan yurt içi üretici fiyatları genel indeksindeki artış içinde bulunan dönem dahil son 3 raporlama döneminde %100'den ve içinde bulunan raporlama döneminde %10'dan fazla olması hali olarak tanımlanmış. Bundan sonraki sunum yapacak hocamızla da konuştuk. İnşallah bunu kullanmak durumunda, yani son 3 yılımızın toplamı %100 olmaz diye umut ediyoruz ama bilmekte fayda var. Böyle bir durumda kaynaklara, literatüre baktığınızda 3 tane enflasyon muhasebesi yöntemi var. Bir tanesi genel fiyat düzeyi muhasebesi. Bir diğeri cari değer muhasebesi, bir diğeri de entegre muhasebe yöntemi diye. Bu yöntemler dediğim gibi literatürde var. Yöntemlerin uygulamalarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı üzere genel fiyat düzeyi muhasebesi genel bir indeksten bahsediyor. Yani tek tek mal ve hizmetlere baktığımızda belki fiyat değişiklikleri farklı oranlarda olabilir ama tabii ki genel bir rakam kullanmak aslında işimizi de kolaylaştırıyor. Bu yöntem bundan bahsediyor. Bir diğer yöntem cari değer muhasebesi. Demişler ki raporlama döneminde finansal tablolardaki kalemleri cari değerlerine çekelim. Cari değer dendiği zaman da nedir o cari değer diye sorulmuş. Birden çok tavsiye diyelim, öneri var burada. İşte ekonomik değer, net bugünkü değer, net gerçekleşebilir değer, yerine koyma maliyeti gibi. Bunlar eğer bu yöntem önerilseydi standartta belki hangi değer kullanılır diye söylenecekti. Diğer yöntem entegre, aslında hibrit bir yöntem, yani her iki yöntemin de olumlu yanlarını alan bir yöntem. Ancak biz hem uluslararası finansal raporlama standartlarına hem BOBİ'ye baktığımızda ad olarak söylenmemiş ama yöntem açıklamalarında gayet net görüyoruz ki genel fiyat düzeyi muhasebesi kullanılmış. Yani ne demek? Bizim bir fiyat endeksimiz var ve bu endekse göre ben dönem sonu geldiğinde mali tablolarımda gerekli düzeltme yapıyorum. Yine birçoğumuzun bildiği gibi indeks nereden alıyorum? Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu'nca Türkiye geneli için hesaplanan yurt içi üretici fiyat indeksidir diyor. Hepimizin bildiği gibi düzeltirken mali tabloları, mali tablodaki kalemlerin karakterlerini biliyor olmam lazım. En önemli ayırtlamam gereken şey parasal varlıklar ve parasal varlık da demeyeyim, tabii ki kaynaklar için geçerli, düzeltiyorum. Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. Parasal dediğimiz zaman aslında çok net hissedebiliyorum. Yani ben mali tabloda onu parayla ölçülür bir şekilde, hoş her şey parayla ölçülüyor diyeceksiniz ama yani para cinsinden alacağım, vereceğim kalemlerden bahsediyorum. Para zaten parasal varlık. İşte alacaklarım, borçlarım, bütün bunlar alıcılar, satıcılar, para cinsinden olduğundan bunlar kendilerini zaten enflasyonu ayarlıyor.
alım gücü olarak ayarlamıyor ama nominal değer olarak enflasyona göre ayarlandıkları için bunlarla ilgili herhangi bir ayarlama, özür diliyorum, düzeltme yapmam gerekmiyor. Ama parasal olmayan kalemlerden bahsediyorsam, diyelim ki işte binam var, ticari mallarım var, bunlar gibi kalemlerin belki alım güçleri, diyelim ki bir bina, diyelim ki bir arazi düşündüğümüzde alım güçleri belki enflasyona göre korunuyor ama rakamsal değerleri enflasyonun gerisinde kaldığından mutlaka bunların bu endekste ayarlanmaları gerekiyor. Öz kaynaklar da aynı şekilde ayarlanıyor. Kar zarar tablosunu da ayarlamam gerekiyor. Tabii kar zarar tablosunu ayarlarken biraz daha detaya iniyorum. Ne bileyim, satılan ticari mallar maliyetini ayarlarken işte o malın yani stok devir hızı benim için önemli, ne kadar da bir dönüyor, işte bir çeyrek için ortalama mı almalıyım, aylık mı endeks almalıyım veya yıllık ortalama mı almalıyım gibi detaylara iniyorum. Amortisman için bakıldığında daha farklı bir endeks kullanıyorum. Detaylara inerek, endeks derken genel fiyat seviyesi endeksi derken, muhasebesi yönteminde kullanılan endeks derken tek bir rakam tabii ki kullanmıyorum. Bir yıl için ortalama var, çeyrek ortalamalarım var, ay ay var. Duruma bağlı olarak dediğim gibi gelir tablosundaki kalemlerin gelir tablosuna yansıma durumlarına bağlı olarak doğru endeks rakamını seçerek ben ayarlamalarımı yapıyorum. Tabii daha sonra tahmin edebileceğiniz gibi en azından bilanço için düşündüğümüzde varlıkları, kaynakları, öz kaynakları ben ayarladığımda bu ikisi birbirini tutmayacak. Bu ikisi aslında net parasal pozisyon kazanç ve kayıpları oluyor. Bu hem böyle bulunabilir hem de adından da anlaşılacağı üzere aslında parasal kalemlerin değişimlerinden ben bir kar ya da zarara maruz kalabiliyorum. İşte en tipik söylenen şey şu, benim TL cinsinden bir alacağım varsa parasal bir kaynak, enflasyon dolayısıyla bir zarara maruz kalacağım. Çünkü 3 ay önce de 100 lira alacaktım, 3 ay sonra da 100 lira alacağım ki aynı alım gücünde olmadığından bir zarara maruz kalacağım. Ama aynı şekilde eğer ki benim parasal bir borcum varsa, TL cinsinden söylüyorum tabii ki, o zaman bir kazanca olacak. Bunların neti de benim bilançoyu denklemek için bulduğum rakama eşit olması gerekiyor diye açıkçası bitirebilirim. Teşekkür ederim. O kadar birdenbire bitti ki yani şok halinde olduğumu hissediyorsunuz. Yalnız şunu belirtmek durumundayım. Değerli konuşmacı iki konuşma işgal eden sunumu sırasında gerçekten iki yönde bize fayda sağladı. Bir, sunum tekniği. İki, sunulan konu. Sunum tekniği dediğimiz zaman hepinizin ilgiyle, hiç sıkılan olmadı, ayrılan olmadı, konusuna hakim, bilinçli, ilgi çekici bir sunum yaptılar. Ve bundan mutlu oldunuz. Belki zaman zaman konuyu daha genişletip kendi kafanızda daha yönlendirip bu şekilde de değerlendirdiğinizi düşünüyorum. İkincisi, gayet samimi bir sunum yaptılar ve konuyu bildiği için hepimiz anlamak durumundaydık. O şekilde bilen birinin sunumunu izledik. Gerçekten bir felsefi boyut getirmek lazım. Değerli sunucu hocam zaman zaman dedi, bunu şöyle de daha önce de vurgulamıştım ama tekrar vurguluyorum. Bu birçok defa oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Aynı şeyleri değişik zamanlarda tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Onun için bu telaş içinde felsefi bir yaklaşımla konuya yaklaşmak gerekiyor. Bu bir felsefe. Nedir felsefenin temeli? Ekonomideki gelişmeler. Geçen gün ofiste 25 kuruş gerekti. Yok 25 kuruş. Ama benim masamda bir kutu vardır. Senelerdir durur, belki tozlu. Orada olabilir ümidiyle, içinde bozuk paralar var. Baktım,
1 liralar işte daha küçük paralar görüntüsünde. Elime aldığım zaman 100 bin lira madeni para, 1 lira büyüklüğünde 100 bin lira. Bronz olan bir para 25 bin lira. Bunlar hocamın bahsettiği o 2000 yıllardaki tedavülde olan parasal ölçü. Cebimdeydi ve millete çeşitli kavga ortamlarında gösteriyordum. Bakın maddi değeri bunun bu ama bir süre önce buydu. Tamam mı? Değişen ne var? Bir şey yok. Aynı köşedeki apartman hala duruyor ama defter değeri 10 bin lira. Tamam mı? Senelerce önce alınmış. Şimdi satışa çıktığı zaman milyonla belki değerlendiriyor. Olay bu. Onun için değerli konuşmacıyı kutluyorum. Bize belli bir ortam sağladı. Sayın Erol Demirel katıldı aramıza. Erol Demirel bu ortamda en çok sorumlu olan kişilerden biri. TÜRMOB'un biraz önce bahsettim de aşağı yukarı işte 110 bini geçti galiba üye sayısı. Bunlardan 18 bin tane bağımsız denetçi var, 5 bin tane yeminli mali müşavir var bu grup içinde. Hepsi bu konuda çaba gösteriyor. Efendim? Yücel Bey de geldi biraz önce, Oda Başkanımız. Görmedim. Ha, Yücel Bey zaman zaman görüşemiyoruz kendisiyle ama şimdi gördüm. Teşekkür ederim. Evet, Yücel Bey de TÜRMOB yönetiminde ve en büyük oda sorumlusu olarak aramızda. Bu meslek mensuplarına bu konuların bu ölçülerde anlatılması lazım. Yani bu telaşa gerek yok. Bu çekinceye gerek yok. Çünkü günün ihtiyacı bu ve hepimiz bu esasları kullanarak kayıtları yapıp ona göre finansal tablolar çıkarmak durumundayız. Bu açıdan bir boyut getirdiniz. Teşekkür ederim. Bu zaman için Sayın Dekan'ın katkısına da teşekkür ediyorum. Soruları şimdi mi alalım? Hepsi bittikten sonra mı? Evet. Şimdi Sayın Öğretim Üyesi Doktor Çağatay Akarçı'ya söz vereceğim ama baştan pazarlık edelim. Yarım saati geçmeyeceğiz. Lütfen buyurun. Değerli hocalarım, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün sizlere iki bölüm hakkında sunum yapacağım. Hocamın dediği gibi yarım saati aşmayacak ve sizlerin çok fazla vaktinizi almayacak şekilde bunu yapmaya gayret edeceğim. Üzerinde çalışacağım ilk bölüm, bölüm 20, yabancı para çevrim işlemleri. Bu bölümde işletmelerin yabancı para cinsinden yaptıkları işlemlere ilişkin muhasebe ilkeleri, işletmelerin finansal tablolarını ağırlıkla kullandıkları para birimi dışındaki başka bir para biriminden sunmaları durumunda yapılması gereken çevrim işlemlerine ilişkin esaslar ve konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler açısından ağırlıkla kullanılan para birimi, konsolide finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı olan bağlı ortaklıkların, müşterek girişimlerin ve iştiraklerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının konsolide finansal tablolara nasıl dahil edileceğine ilişkin ilkeler düzenlenmektedir. Ağırlıkla kullanılan para birimi, biraz önce Tuğba Hocam da bahsetti, işletmenin ağırlıklı olarak nakitlerini oluşturduğu ve harcadığı çevrenin para birimidir. Bu kavramı daha önce fonksiyonel para birimi kavramı olarak da rastladık, geçerli para birimi olarak da tam set standartlarda görmekteyiz. İşletmenin ağırlıkla kullanılan para biriminin Türk lirasından farklı olması mümkündür. Ağırlıkla para birimi bir kez belirlendikten sonra sadece işletmeyle ilgili işlemlerde, olaylarda ve şartlarda bir değişiklik meydana gelmesi durumunda değiştirilebilir. Ki bu değişikliğin etkisinin de ileriye yönelik olarak kayda alınması gerekmektedir. Burada araya bir örnek aldım. Örnek işletmemiz yurt dışında gerçekleştirilen
üretimi yurt dışında gerçekleştiren otomobilleri ithal ederek yurt içi pazarlara satmaktadır. Otomobillerin ithalatı ve ödemesi euro üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yurt içindeki satışlar Türk lirası üzerinden yapılmakta, faturalar Türk lirası üzerinden düzenlenmekte ve yine tahsilat Türk lirası üzerinden gerçekleşmektedir. Satış fiyatları euro olarak belirlenmiştir. Satışın yapıldığı gün geçerli olan kurlar üzerinden Türk lirasına çevrilmektedir. Bu işletmemiz ağırlıklı para birimini nasıl belirlemelidir? Birazdan örneğimize geri döneceğim. Bu bölüm bizi yönlendiriyor. İşletmelerin ağırlıkla kullanılan para birimini belirlerken belli faktörleri dikkate almasını istiyor. Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimi, rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle işletmenin mal ve hizmetlerinin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimi, mal ve hizmetlere ilişkin ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para birimi. Eğer bu üç faktör sizin için yeterli olmazsa diyor, ağırlıklı para biriminin değerlendirilmesinde, belirlenmesinde kullanabileceğiniz iki farklı faktör daha vardır diyor. Finansman faaliyetlerinden sağlanan fonların para birimi ve esas faaliyetlerden elde edilen tahsilatların tutulduğu para birimi. Örneğime geri dönecek olursam, her ne kadar işletmemiz satışlarını yaptığı gün geçerli olan kurlar üzerinden Türk lirasına çevirerek gerçekleştirmiş olsa da satış fiyatlarını etkileyen kur Euro'dur. Ayrıca maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan, meydana getiren ithalat maliyeti de Euro üzerinden belirlenmektedir. Ağırlıkla kullanılan para biriminin Türk lirası olma şartı da yoktur. Bu durumda örnek işletmemiz için geçerli para birimi Euro olarak belirlenmelidir. Yabancı para cinsinden işlemler, işletmenin ağırlıkla kullanılan para birimi dışındaki bir para birimiyle gerçekleşen işlemlerdir. İşletmenin yabancı bir para biriminde belirlenen mal ya da hizmeti satın alması, borçlanması, borç vermesi, varlık edinmesi ve bununla ilgili doğan yükümlülüklerin oluşması ve ifa edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu tür işlemler ilk kayda alınırken işlem tarihinde geçerli olan spot kullanılarak kullanılan para birimine çevrilirler. Uygulama kolaylığı açısından işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun kullanılması mümkündür. Örneğin haftalık, aylık ya da yıllık ortalama kurlar o dönem içinde gerçekleşen tüm yabancı para birimli işlemlere uygulanabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta döviz kurunda önemli ölçüde dalgalanma olup olmadığıdır. Önemli ölçüde bir dalgalanma söz konusuysa ortalama kur kullanılamaz. Yabancı para cinsinden finansal durum tablosu kalemlerinin dönem sonundaki ölçümleri bunların parasal veya parasal olmayan kalem olmasına göre farklılık gösterir. Tanımları biraz önce Tuğba hocamız verdi. Tekrar bu tanımlara girmek istemiyorum. Yabancı para cinsinden parasal kalemler dönem sonundaki spot kur kullanılarak ağırlıkla para kullanılan para birimine dönüştürülürler. Bu kalemlere ilişkin kur farkı, kazanç veya kayıpları oluştukları dönem içinde kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Bu noktada kalemin türüne bağlı olarak kar veya zarar tablosunun ilgili kaleminde raporlanırlar. Örneğin parasal alacaklar ya da borçlarla ilişkin kalemler diğer faaliyetlerden gelirler veya giderler olarak nitelendirilebilirken kredi alınması veya borç verilmesiyle ilgili oluşan kur farkı kazanç veya kayıpları kur farkı gelirleri veya kur farkı giderleri olarak yansıtılırlar. Yabancı para cinsinden parasal olmayan kalemler ise maliyet bedelleri üzerinden ölçülüyorsa işlem tarihindeki kurdan, yabancı para cinsinden gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülüyorlarsa ise gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki spot kur kullanılarak ağırlıkla kullanılan para birimine çevrilirler. Bu kalemlere ilişkin ortaya çıkan kur farkı kazanç veya kayıpları da yine kar veya zarar tablosu kalemlerinde yer alır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen maddi duran varlıklara ilişkin
Yeniden değerlemeden kaynaklanan kur farkları mevcutsa kazanç veya kayıp olarak bunların yeniden değerlenme yedeğinde gösterilmesi gerekmektedir. Bazı parasal olmayan kalemlerin değeri iki veya daha fazla tutarın karşılaştırma suretiyle belirlenebilir. Mesela stoklar örneğinde olduğu gibi. Stoklar dönem sonunda maliyetleri ya da net gerçekleşebilir değerlerinin daha düşük olan tutarıyla finansal durum tablosuna yansıtılırlar. Ve ben de bu noktada bir örnek aldım. Örnek işletmemiz 26 Haziran tarihinde 25 bin dolar bedelli ticari mal satın almıştır. Dönem sonunda bu stoklarının net gerçekleşebilir değerini ise 22.500 dolar olarak tespit etmiştir. Örnek işletmemizin stoklarının maliyet bedeli 116 bin Türk lirasıdır. Ki bu maliyet bedeli dönüştürülürken işlem tarihindeki 4,64 Türk lirası kur kullanılmıştır. Bu stokların dönem sonundaki net gerçekleşebilir değeri ise 107.550 Türk lirasıdır. Bu tutarın hesaplanmasında ise net gerçekleşebilir değerin belirlendiği dönem sonu spot kuru 4,78 Türk lirası geçerli olmuştur. Bu durumda örnek işletmemiz maliyet ve net gerçekleşebilir değeri karşılaştığında dönem sonu stoklarını daha düşük olan net gerçekleşebilir değeri 107.550 Türk lirası üzerinden raporlayacaktır. Ağırlıklı kullanılan para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin, para birimi olmayan bir işletmenin finansal tablolarını ağırlıkla kullanılan para birimi cinsinden farklı bir para birimine sunması durumunda yapacağı işlemlerde yine bu bölümde açıkça ortaya konulmuştur. Cari raporlama dönemine ait olan finansal durum tablosunda yer alan varlık ve yükümlülükler ve karşılaştırmalı olarak sunulan finansal durum tablosundaki varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki spot kurdan çevrilirler. Karşılaştırmalı dönemler ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere gelir, gider ve öz kaynak kalemlerinin çevrilmesinde işlem tarihindeki döviz kurları kullanılır. Burada yine uygulama kolaylığı açısından ortalama kurların kullanılması mümkündür. Önemli ölçüde kurda dalgalanma olmadığı sürece. Gerek finansal durum tablosu kalemleri, gerek öz kaynak ve kar veya zarar tablosu kalemlerinin çevrilmesinin sonucunda ortaya çıkan farklar ise öz kaynaklarda yabancı para çevrim farkları kalemi içinde raporlanır. Ana ortaklığın, bir bağlı ortaklığının müşterek girişiminin veya iştirakinin ağırlıkla kullanılan para biriminin finansal tabloların sunulduğu para biriminden farklı olması durumunda bu işletmelerin finansal durumlarının ve faaliyet sonuçlarının biraz önce Tuğba hocamızın anlattığı gibi tam konsolidasyon ya da öz kaynak yöntemi kullanılarak finansal tablolara dahil edilebilmesi için bunların finansal tabloların sunulduğu para birimine çevrilmesi gerekir ki biraz önce sıraladığım şartlar burada da geçerli. Varlıklar ve yükümlülükler için dönem sonu spot kurunu kullanıyoruz. Öz kaynak kalemleri, gelirler ve giderler için işlem tarihindeki kurlar ya da ortalama kurları değerlendirebiliyoruz. Çevrim işleminin sonucunda ortaya çıkan kur farkı, kazanç ve kayıplarını da konsolide finansal durum tablosunda yabancı para çevrim farkları kalemi içinde raporluyoruz. Bugün sizlere sunacağım ikinci bölüm, 23 numara bölümümüz gelir üzerinden alınan vergiler. Bu bölümde de gelir üzerinden alınan vergilerin kayda alınmasına ilişkin ilkeler düzenlenmekte. Finansal tablolara yansıtılan işlem ve olaylarla ilgili olarak ortaya çıkan cari veya sonraki dönemlere ilişkin vergilerin kayda alınması gerekiyor. Kayda alınan vergi de dönem vergisi ve ertelenmiş vergi olmak üzere iki kalemden meydana geliyor. Bu bölüm gelir üzerinden alınan vergileri mali kar üzerinden hesaplanan yurt içi ve yurt dışı bütün vergileri içerecek şekilde tanımlanmış. Öz kaynak aracı yatırımlarından elde edilen kar payları, faiz gelirleri, isim hakkı gelirleri ve benzeri diğer gelirlerden kaynaklanan ve karşı tarafça işletme adına vergi idarelerine tevkifat yoluyla ödenecek olan vergi tutarları da yine bu bölümün kapsamı içinde değerlendiriliyor.
Ancak kar üzerinden hesaplanmayan vergiler, örneğin katma değer vergisi, örneğin çalışanlarımızın ücretleri üzerinden ödediğimiz gelir vergileri, damga vergisi bu bölüm kapsamı içine alınmıyor. Devlet teşviklerinin veya yatırımlar ilişkin vergi indirimlerinin kayda alınması da yine bu bölümün kapsamı dışında kalıyor. Ancak birazdan bahsedeceğim, bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan geçici farklar söz konusu ise bu bölümün hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Büyük iş burada, bu noktada BOBİ FRS'de tam setten ayrıldığımız bir nokta var. Tam set bütün işletmelerin bu standardı uygulamasını beklerken BOBİ FRS'nin kapsamında bir farklılık var. Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarının sunmaları zorunlu tutulmuş. Diğer işletmeler için böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Ancak bu işletmeler isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırlarsa bu konsolide finansal tablolarında mutlaka ve mutlaka ertelenmiş vergi tutarlarını sunmak durumundalar. Münferit tablolarında sunmaları ise ihtiyari olarak bırakılmış. Dönem vergisi, cari döneme ait mali kar üzerinden ödenecek olan vergiyi ifade ediyor. Dönem içinde geçerli olan vergi kanunları ve vergi oranlarını dikkate alarak bu tutarı hesaplıyor ve dönemin kar veya zarar tablosunda vergi gideri kaleminde raporluyoruz. Dönem vergisinin ödenmeyen kısmı için finansal durum tablosundaki ödenecek vergi ve benzeri yükümlülükler kalemini kullanırken mevcut ve önceki dönemlere ilişkin olarak peşin ödenen vergi tutarının dönem vergisini aşan kısmını ise yine finansal durum tablosunda ayrı olarak peşin ödenmiş vergi ve benzerleri kaleminde raporluyoruz. Belki de bölümün en önemli noktalarından bir tanesi, ertelenmiş vergiyi ele aldığımızda ise varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinden geri kazanılması veya ödenmesi ve indirilecek geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin ileriye taşınması sonucunda gelecek dönemlerde ödenecek veya geri kazanılacak vergiler olarak ifade edebiliyoruz. Geçmiş işlemler ve olaylar nedeniyle gelecek dönemlerde geri kazanılacak veya ödenecek vergi oluşması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi yükümlülüğünü finansal tablolara almamız gerekiyor. Kısaca özetleyecek olursak, ertelenmiş vergi iki şekilde karşımıza çıkabilir. Varlıkların ve yükümlülüklerin finansal durum tablosuna yansıtıldıkları tutarlar ve bunların vergiye esas değerleri arasındaki farklardan ve henüz indirilmemiş geçmiş yıl zararları ile henüz kullanılmamış vergi indirimlerinin ileriye taşınmasında. Önemli bir kavram vergiye esas değer. Bir varlık veya yükümlülüğün vergi mevzuatı açısından taşıdığı değer olarak tanımlayabiliriz. Burada varlıklar ve yükümlülükleri ayrı olarak ele aldım. Bir varlığın vergi esas değeri, varlığın defter değeri geri kazanıldığında işletmenin sağlayacağı vergiye tabi ekonomik faydadan vergisel açıdan indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Burada da küçük bir örnek verdim. Örnek işletmemiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere 80 bin lira maliyetle bir makine satın almıştır. Vergi kanunlarına uygun olarak da bu makine için toplam 32 bin Türk lirası amortisman ayırmıştır. Varlığın maliyetinin geriye kalan 48 bin Türk lirası tutarındaki kısmı ileriki dönemlerde ya amortisman ayırmak suretiyle giderleştirilecek ya da satış sırasında düşülebilecektir. Makinenin satış sonucunda oluşacak kar ve işletmenin makineyi kullanarak elde edeceği hasılat vergiye tabidir. Satışın zararla sonuçlanması durumunda ise bu zarar vergi açısından indirilebilecektir. Makinemizin vergi esas değeri 48 bin Türk lirasıdır. Bir yükümlülüğün vergi esas değeri ise yükümlülüğün defter değerinden bu yükümlülükle ilgili gelecek dönemlerde vergi açısından indirilebilir, tutarlar düşüldükten sonra geriye kalan kısımdır. Burada da küçük bir örneğim var.
Örnek işletmemiz kısa vadeli yükümlülükler içinde defter değeri 1500 Türk lirası olan tahakkuk etmiş giderleri raporlamıştır. İlgili dönem ilgili gider ödenmemiş olmasına rağmen vergi matrağından düşülmüştür. Gelecek dönemlerde bu yükümlülükle ilgili vergi açısından indirilebilir bir tutar mevcut olmadığı için bu yükümlülüğün vergi esas değeri 1500 Türk lirası olacaktır. Eğer bu gider tahakkuk ettiği dönem içinde değil de ileriki dönemlerde ödendiği zaman vergiden indirilecek olsaydı, defter değeri 1500 Türk lirasından gelecek dönemlerde vergiden indirilecek 1500 Türk lirasını çıkarttığımız takdirde vergi esas değerini sıfır olarak hesaplayacaktık. Geçici farklar, bir varlığın veya yükümlülüğün finansal durum tablosundaki defter değeriyle vergi esas değeri arasındaki farkları ifade eder. Karşımıza iki tür geçici fark çıkmaktadır. Bunlardan ilki vergiye tabi geçici farklar, varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrağına eklenecek tutarlar ve indirilebilir geçici farklar, varlıkların veya yükümlülüklerin defter değerlerinin geri kazanıldığı veya ödendiği gelecek dönemlerde vergi matrağından indirilecek olan tutarlar. Literatüre baktığımızda bazı geçici farklar gelir ve giderlerin farklı dönemler içinde mali kar ve muhasebe karına ilave edilmesinden kaynaklandığı için zamanlama farkları olarak da adlandırılabiliyorlar. Vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğünün kayda alınması gerekiyor. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü varlıklar için defter değerinin vergi esas değerini aştığı durumlarda, yükümlülükler için ise tam tersine vergi esas değerin defter değerini aştığı noktalarda karşımıza çıkıyor. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, vergiye tabi geçici farklar sebebiyle gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergisi tutarlarını içeriyor. Burada da iki küçük örnek vermek istiyorum sizlere. İlk örnek işletmemiz 4500 Türk lirası tutarındaki faiz gelirini tahakkuk ettiği 2018 yılı içinde muhasebe karına dahil etmiş olsun. Mali kâra ilavesini ise tahsilatın gerçekleşeceği 2019 yılında gerçekleştirecek olsun. Bu durumda 4500 Türk lirası tutarında bir fark var. Bu farkı zamanlama farkı olarak da nitelendirebiliriz. Vergiye tabi bir geçici fark ve bu fark için bizim ertelenmiş vergi yükümlülüğünü kayda almamız gerekiyor. İkinci örneğimde işletmemiz 60 bin Türk lirası maliyetle satın aldığı makinasını 5 yıl üzerinden amortismana tabi tutacak. Bu örnekte kalıntı değerini değerleme dışında bıraktım kolaylık olması açısından. Muhasebe kârının hesaplanmasında normal amortisman yöntemi üzerinden 12 bin Türk lirası gider kaydediyor. Mali kârı hesaplarken ise azalan bakiyeler yöntemini tercih ettiği için 24 bin Türk lirası amortisman gideri düşüyor. İki farklı amortisman yönteminin kullanılması sonucunda öncelikle varlığın defter değeri ve vergiye tabi değer arasında bir fark ortaya çıkıyor. Ki bu fark mali kar ve muhasebe karı arasında da ortaya çıkan vergiye tabi 12 bin Türk lirası tutarında bir geçici fark. Bizim bu fark için ertelenmiş vergi yükümlülüğünü kayda almamız gerekiyor. İndirilebilir geçici farkları inceleyecek olursak, bizim bu farklar için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmemiz bekleniyor. Ama burada ertelenmiş vergi yükümlülüğünden farklı olarak aradığımız bir şart var. Biz her zaman indirilebilir geçici farklar için varlık muhasebeleştiremiyoruz. Burada aradığımız şart, ileriki dönemlerde bu farklardan faydalanılmasına yetecek kadar mali kar oluşacağının muhtemel olması. İki durumda varlıklar için vergi esas değerin defter değerinden yüksek olması, yükümlülükler için ise defter değerin vergi esas değeri aşması durumunda ertelenmiş vergi varlığı doğabilir. Ertelenmiş vergi varlığını indirilebilir geçici farklar sebebiyle
gelecek dönemlerde geri kazanılacak gelir vergisi tutarları olarak da ifade edebiliriz. Burada da yine iki küçük örnek vermek istiyorum. İlk örneğimiz kıdem tazminatı ile ilgili. Hepimizin bildiği gibi kıdem tazminatları çalışanların hizmet verdikleri dönemler itibariyle muhasebe kârının hesaplanmasında gider olarak değerlendirilirken vergisel açıdan bunların ödenmesini bekliyoruz. Örnek işletmemizde yıl içinde 12.500 Türk lirası tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmış ve bu tutarı muhasebe açısından giderleştirmiştir. Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı muhasebe kârı ve mali kâr arasında indirilebilir bir geçici fark yaratacaktır. İndirilebilir geçici fark için ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır. İkinci örnek işletmemiz ise 25.000 Türk lirası maliyetle satın aldığı ve 15.000 Türk lirası amortisman ayırdığı makinesini dönem sonunda piyasa değerinin 8.000 Türk lirası olduğunu belirlemiştir. Bu durumda makinenin gerçeğe uygun değeri defter değerinin altında kaldığı için 2.000 Türk lirası değer düşüklüğü karşılığı ayrılacak ve muhasebe kârının hesaplamasında gider olarak dikkate alınacaktır. Muhasebe kârı ve mali kâr arasında ortaya çıkan 2.000 Türk lirası tutarındaki indirilebilir geçici fark için ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır. Her iki örneğimi de ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmalıdır şeklinde bitirdim ama bir kere daha hatırlatmak isterim. İleriki dönemlerde bu farklardan faydalanacağı ilişkin kârın oluşacağı dair muhtemel olması şartıyla. Henüz indirilmemiş geçmiş yıl zararları ve vergi indirimleri içinde ileriki dönemlerde bunların mahsup edilmesine yetecek tutarda mali kâr elde edeceğimizin muhtemel olduğunu düşünüyorsak bunlar için de ertelenmiş vergi varlığını kayda alıyoruz. Her raporlama dönemi sonunda önceki dönemlerde kayda alınmamış olan ertelenmiş vergi varlıklarını tekrar gözden geçirerek ileride ertelenmiş vergi varlığının geri kazanılmasına yetecek kadar mali kâr elde edilmesinin muhtemel olduğu kanısına varıyorsak daha önceden kayda almadığımız ertelenmiş vergi varlıklarını da kaydedebilmemiz söz konusu oluyor. Peki ertelenmiş vergiyi nasıl ölçüyoruz ve raporluyoruz diyecek olursak ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlıklarını zamanlama farkının tersine dönmesini beklediğimiz gelecek dönemlerde geçerli olacak vergi kanunları ve vergi oranlarını dikkate alarak ölçüyor ve raporluyoruz. Raporlama kısmında ertelenmiş vergi varlığına finansal durum tablosunun duran varlıklar başlığında sınıfında yer verirken ertelenmiş vergi yükümlülüğünü ise ayrı bir kalem olarak finansal durum tablosunun ertelenmiş vergi yükümlülüğü sınıfında raporluyoruz. Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü kalemleri için finansal durum tablomuzun dönen varlıklar ya da kısa vadeli yükümlülükler bölümünü kullanmamız mümkün değil. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığında meydana gelen değişimleri de biz yine her raporlama döneminin sonunda dikkate alıyoruz. Buradaki değişimleri vergi gideri veya vergi geliri olarak hesaplayarak kâr veya zarar tablosunun vergi gideri kalemi içinde yer veriyoruz. Hocam inşallah süremi aşmadan sunumumu tamamladım. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu zaman konusu benim sevmediğim bir şeydir, kısıtlamak. Ama çok başarılı bir şekilde bitirdi arkadaşımız. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bütün bunların uygulanabilmesi için öncelikle istikrarlı bir ortamın oluşması gerekiyor. Bu ortam sosyal, siyasi ve ekonomik boyutlarıyla söz konusu. Türkiye bu karmaşayı devamlı yaşamaktadır. 10 yılı aşan istikrarlı bir dönem yaşanmamıştır diyebilirim. Bir kısmınız, küçük bir kısmınız hatırlar, servet beyanı diye bir uygulama vardı.
İnsanlar bu kapsama girmeden önce olmayan servetler yaratıp bundan başlar ve zaman içinde rezerv oluştururlardı. Geçtiğimiz günlerde gayrimenkullerde yeniden değerleme diye bir dönemlik ya da bir sürelik uygulama yapıldı. Gayrimenkul değerlerini artırırsanız %5 bedel ödemek suretiyle artan değerin vergisiz olarak bir fon yaratmasına imkan verildi. Burada şunu görüyoruz. Kamu kurumları arasında bir kombinasyon ya da uzlaşı olursa bütün problemin vergide ve geçiş dönemindeki vergi ayarlamalarında olduğunu görüyoruz. Bütün yaratılan kaos özellikle bu noktada toplanıyor. Gerçekten konunun tarafları uzlaşıcı bir anlayışla yaklaşımda bulunurlarsa bu konunun problem olmaktan kısa sürede çıkabileceğini düşünüyorum. Değer kattınız bu toplantıya katılmakla. Yalnız kısa bir süre soru sormak ya da açıklamada bulunmak isteyen varsa onlara söz vermek istiyorum. Yani sataşma boyutunda olmamakla beraber Erol Demirer, Yücel Bey burada mı bilmiyorum. Yok şu anda. Bunların doğal söz hakları var. Tabii kamu kurumları da ve MÜDAV görüyorum heyecanla işarette bulunuyorlar. Dediğim gibi Maliye Bakanlığı'nın müthiş bir otoriter durumu vardır, konumu vardır ve ondan vazgeçmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Ancak kamu gözetim kurumu da müthiş aşamalar kazandı. Peki nerede buluşacağız? Bugünkü ekonomik ortamda 7 lira 20 kuruşa fırlamış bir dolar ortamı düşünün, güncel değerden 5 liraya inmiş bir dolar düşünün, belli bir süre içinde, kısa bir süre içinde. Burada neyi uygulayacaksınız, nasıl uygulayacaksınız? İstikrar yok. Acaba Mart'tan sonra ne boyut kazanacak ekonomi? Burada bu yaptıklarımızı nasıl devam ettireceğiz? Gerçeğe uyacak mı? Gerçekten gerçeğe uygun değer, gerçek istikrarlı ortamda uygulanabilir. Yıldız Hocam, sizden başlayalım. Teşekkürler. Sunum yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bizleri bilgilendirdiler. Ben sadece ufak bir katkıda bulunmak istiyorum Tuğba Hanım'ın sunumuyla ilgili olarak. Bu purchase ve acquisition kavramlarında acquisition denmesi elde etme yöntemi olarak ifade edilmesinin nedeni iş birleşmelerinde bazen bir bedel ödemeden de kontrol ele geçirilebiliyor. Dolayısıyla hani satın alma yöntemi dendiğinde sanki hep satın alma bedeli karşı tarafa veriliyormuş gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Elde etme dendiğinde ise yani bir bedel ödemeden de kontrol ele geçirilebileceği için orada kavram değişikliklerine gittiklerini düşünüyorum. Açıklama yaparken de zaten edinilen diye de ifade ediliyor. Yani satın alınan gibi bir kavram yok. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Açıklamanıza teşekkürler. Cemal İbiş Hocam, genç jenerasyonun çok değerli temsilcisi. Çok teşekkür ederim. Ben de her iki hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teknik ve kapsamlı sunumlar bu kısa süre içerisinde. Büyük, iyi bir performans sergilediler. Ben yine Tuba Hocama sormak istiyorum. Geçen gün bir genel kurula katıldım. 2005 yılı ile 2017 yılı arasında geçen sürede kümülatif enflasyon oranı %257 diye bir oran verdiler. %250'nin üzerine çıkmış bir enflasyon var. Ve biliyoruz ki 2004 yılında bir bilançolar düzeltildi. SPK 2005'i de düzeltti. Sonra bir daha bilançolar düzelmedi. Enflasyon muhasebesine geleceğim. Türkiye'de %257, 2005-2017
Şu anda düzenlenen bilançolar acaba enflasyon düzeltmesine tabi tutulması lazım mı? Gerçeğe uygun değere ne kadar uygun? Ben o bilançolar alıp baktığımda genel kuruluna katıldığım o birimin bilançolarına baktığımda bana çok anlam ifade etmedi. Ne yapmak lazım? Çok teşekkür ederim hocam. Tabii burada standartları konuşuyoruz. KGK'nın sanırım cevap vermesi daha uygun olur. Ama hani biz muhasebe yöntemleri olarak bir takım yollarımız var bunları anlamak için. İşte hani dinamik yaklaşımlarımız, statik yaklaşımlarımız. Gerçeğe uygun değerden çok emin değilim. Çünkü gerçeğe uygun değer... Belki ben yanlış biliyor da olabilirim, hani şunu da söyleyeyim, hani fair market value olarak yola çıkmış. Dolayısıyla bir market value, piyasa değeri ancak bir satış anında, bir piyasa olduğunda ortaya çıkıyor. Ama biz hala maliyet esasına sadık kaldığımızdan bir düzeltmenin yapılması belki gerekebilir. Ama hani sadece kendi içimizde ne bileyim bir şirket değerlemesi yaparken herhalde kullanabiliriz. Ama raporlama yapıldığında standart belirleyicilerin söylemesi gerekiyor. Fakat tabii ki biz kendi iç kullanımımız için tabloları %200 küsür bir şey diyorsanız hiçbir gerçekçiliği olmadığını tabii ki hepimiz söyleyebiliyoruz. Ama ben hep öğrencilere bazen bir şey söylüyorum. Buradaki herkes bunu biliyor bu arada. Gereksiz de bir şey söylüyor olabilirim ama bir şey okuduğumuz zaman neye göre hazırlandığını biliyorsak ona göre okumak durumunda kalıyoruz. Mali tablolarda böyle. Sonuçta muhasebe uydurulmuş bir şey. Yani doğal bir şey değil. Ne bileyim toprağa kazdım, bilanço çıktı, ağacın dallarından T hesapları sallanıyor diye bir şey yok. Yani birisi bunu uydurmuş ve uydurulduğu günden bugüne o kadar çok şey değişiyor ki sonuçta ben muhasebeci olarak bazen o değişimlere yakalayamayabiliyorum. O zaman okurken neye göre, en son nerede kaldım, neye göre hazırlanmışı bilip ona göre okumak durumunda kalıyoruz. Ha bu böyle mi olmalı? Değil tabii, işte yöntemlerle, belki standartların zorlamasıyla da şu anda eğer sizin söylediğiniz rakam 10 küsür yıllık 200 oluyor ama yüksek enflasyon ifadesi kullanmış ki genelde hiper enflasyon ifadesi 3 yıl %100 deniyor. O rakamlar tutmadığı için enflasyon muhasebesine gidilmemiş. Belki hiper enflasyon tanımı değişebilir. Ama bu arada Türkiye'de biz hiper enflasyon tanımı değiştirsek yeter mi? Çünkü dünya hiper enflasyonu burada dendiği gibi son 3 yılın toplamı %100 demiş. Belki onlarla oynanarak enflasyon muhasebesi kullanma zorunluluğu daha düşük enflasyonlarda da mecbur tutabiliriz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Hocam. İsmail Hakkı Güneş. Ben de oturum başkanı hocamın nerede buluşacağızdan hareketle Cemal İbiş hocamın söyleminin hemen akabinde bir de ben sorayım küçük bir katkı. Ve nerede buluşacağız? En son 7 Aralık 2018 Kamu Gözetim Kurumu'nun duyurusu sermaye kaybından kaynaklanan azalışların tamamlanmasına yönelik sermaye kayıplarının finansal tablolarının sunumuna yöneliktir. 7 Aralık 2018 Kamu Gözetim Kurumu'nun sayfasında yayınlandı. Kısaca duyuru 15 Eylül 2018'de Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine istinaden zararlardan kaynaklanan sermaye kayıplarının finansal tablolarında ne şekilde gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve diyor ki gerek TMS 32 gerek kavramsal çerçeveye göre sermaye kayıplarından kaynaklanan tamamlamalarının öz kaynaklarda farklı bir kalem olarak gösterilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Buradan hareketle vergici gözüyle Gelir Dairesi Başkanlığı'nın özelgelerinde de bu farkların matrağa ilave edilmesini, bu tür tamamlamaların matrağa ilave edilmesini söylüyor. Sizin söylediğinizi ben de tekrar sormak istiyorum. Nerede buluşacağız? Teşekkür eder, saygılar sunarım.
Arkadan söz isteyenler vardı. Buyurun lütfen. Merhaba Nurcan Ertokan. Benim bu şirket birleşmelerinde kaynaklar ve varlıkları alacağız. Öz kaynakları devre olurken almayacağız gibi algıladım. Tam onu yapamadım. Hocam doğru mudur? Yani şirket birleşmelerinde derler de işte her şeyi tümüyle şirketler alacak. Bunu öz kaynağı burada devre dışı mı bırakıyor? Tabii ki öz kaynak dediğimiz zaten varlık eksi borçlar. Şimdi biz varlıkları aktarıyoruz, borçları da aktarıyoruz. Öz kaynaklar bunların formülü, yani formül gibi düşündüğünüzde zaten kaynaklar. Bu arada belki soru yanlış anladım, şöyle daha düzgün cevap vereyim. Şimdi hangi tip birleşmeden bahsediyoruz? Bir, onu tam bilemiyorum sorunuzda. Şöyle cevap vereyim. Eğer ki diyelim ki biz bir konsolidasyon gerektiren çoğunluk hisse aldık. Biz o şirketin zaten öz kaynağını satın almış oluyoruz. Öz kaynak nedir aslında? Varlık eksi borçları temsil eden bir bölümdür orası. Ben o bölümdeki hisse senetlerini satın alıyorum. Aldığım şey aslında, ben varlıkları satın almıyorum. Öyle bir yöntem de var. Takeover, yani olduğu gibi varlık ve kaynakların, yanlış söylüyorum özür dilerim, varlık ve yabancı kaynakların aktarıldığı da bir birleşme var. Burada sanırım soru bu değil. Hisse senedi alımından bahsettiğimizde ben varlık almıyorum, yabancı kaynak da almıyorum. Ben varlık ve yabancı kaynakları temsil eden hisseleri alıyorum. Ve bu hisseleri ben kendi defterlerimde bağlı ortaklıklar hesabında gösteriyorum. Konsolidasyon dediğimiz zaman, şimdi üç tane şey birbirine denk. Bir, benim defterimdeki bağlı ortaklıklar hesabı. Bu denktir, ya eşittir ifadesini kullanmayayım da denktir diyorum. Bu denktir, bağlı ortaklığımın öz kaynağı. O da denktir, eşittir olabilir defter değeri ama hani gerçeğe uygun değer dendiği için denktir kullanıyorum. O da denktir, net toplam varlıklar eksi yabancı kaynaklar. Şimdi bu üç tane ifadeyi hepsini konsolidasyonda yazarsam üç kere saymış oluyorum. Ama ben ne yapıyorum? Toplam varlıkları aktarıyorum, toplam yabancı kaynakları aktarıyorum. Toplam varlık, toplam yabancı kaynak arasındaki farka net varlık dedik. Net varlık denktir öz kaynak, denktir benim bağlı ortaklıklarım. Şimdi üçünü birden konsolide tabloya getirmem diye bir şey söz konusu olarak net varlıkları getirdiğim için bağlı ortaklıklarla bunun ifade ettiği öz kaynağı elimine etmek zorundayım. Sermayeyi satın alamam. Yani ben bir şirketin sermayesini satın alamam. Sermaye dediğim şey nedir? Varlıklarımın, net varlıklarımın daha doğrusu kaynağıdır. Teşekkürler. Bir de soracaktım. Bu enflasyon yöntemleri demiştiniz 3 tane. Bunu şirketler kendileri mi belirliyor yoksa? Hayır. Evet. Onu söyledim belki çok güzel ifade edemedim. Standarda baktığımızda birinci yöntem genel fiyat seviyesi muhasebesini öneriyor. Adını böyle söylemiyor. Şu işte nedir, literatürde şu yöntemler vardır. Biz bunu öneriyoruz demiyor ama standarda okuduğunuzda şöyle yapılır, böyle toplanır, böyle çıkartılır, böyle bölünür dediğinde anlıyoruz ki birinci yöntem olarak genel fiyat seviyesi muhasebesi kullanılıyor. Hocam öyle çok olacak ama bu enflasyon muhasebesinde kur farkları devre dışı mı bırakılıyor, ne şekilde oluyor? Olsun. Şimdi yabancı paraların çevrilmesi, yabancı paraların ayarlamasıyla ilgili diyor ki parasal varlıklar zaten enflasyona kendini koruduğu için zaten ayarlama, düzeltme yapılması gerekmiyor parasal olduğu için. Satın alma gücü açısından. Tabii. Evet. Orada genç bir meslek grubu var zannediyorum. Bitireceğim şimdi. Evet. Sadece siz istiyorsunuz. Merhabalar. Öncelikle Tuğba Hoca'ya ve Çağlar Hoca'ya teşekkür ederim Çağatay Hoca'ya sunumları için. Tuğba Hoca'ya bir sorum olacak. İşletme birleşmelerinde iki tane yöntemden bahsettik. Aslında bir en son TFRS'ler için Kamu Gözetim Kurulu Public of Interest yöntemini de sundu. Ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri için. Bunu sadece TFRS'de mi uygulayacağız? Yoksa bu FRS'de de bu ortak kontrol tabi işletme birleşmelerinin yeri var mıdır? Bu yöntem kullanılacak mıdır? Ben yani Bobby FRS'i okuduğumda denk gelmedim. Atlamış da olabilirim.
Nerede geçti? Öyle mi? İş birleşmelerinde. Özür diliyorum, atlamışım, görmedim. Yani menfaatlerin olarak birleştirilmesi yöntemi. Bunu da kullanabilecek miyiz? Demek ki kullanıyormuşuz, evet. Tamam. Bu arada uluslararası finansal raporlama standartlarında yasaklanmış bir yöntem aslında. Yani bir iki yöntem, yani tam biraz karara bırakılmış. TFRS. Yani şöyle... Önce yanlış hatırlamıyorsam Efes yasakladı. Yani kaynaklara baktığınızda bayağı prohibited ifadesiyle yazıldı. IAS devam etti fakat 12 tane kriter söylüyordu. Yani ben işte öyle karar verdim, satın alma yöntemini kullanayım, yok böyle karar verdim, menfaatlerin birleşmesi yöntemini kullanayım diyemez. Menfaatlerin birleşmesi yöntemini kullanabilmek için 12 tane kriter vardı. Şöyle olursa 12'nin 12'sinin de tutması gereken şeyler. Hani 12'nin 3 tanesini tutarsa o yöntemi seçebilirsiniz gibi bir şey vermiyordu. 12'nin 12'sinin de tutulması. Daha sonra bu da yasaklandı. Sebep de şu, satın alma kavramı olmadığı için bir piyasa değerinden bahsedilmiyor. Böyle olduğunda da bir şerefiye ortaya çıkmıyor. Şerefiyenin ortaya çıkmaması bu tabii ki yasaklanmanın sonrasında şerefiyenin itfaiye tabi olup olmaması da değiştirdi ama daha önceden şerefiye itfaiye tabiydi. Birçok şirket şerefiye çıkmamasına, çünkü şerefiye çıktığında itfaiye tabi olacak. İtfaiye tabi olmak demek ne demek? Biraz zarar çıkacak ortaya. Bu da birleşme sonrası ortaya çıkan karın azalmasına sebep olacaktır. Ve bir takım yabancı kaynakların kullanımıyla abuse edildi dediler. Yani kötüye kullanıldı. Her ne kadar bu iş, menfaatlerin birleşmesi yöntemine uymasa bile işte ite kaka o 12 tane kriteri kullanıp uydurup menfaatlerin birleşmesi yöntemine kullanılıyor. Dolayısıyla biz bunu yasaklıyoruz dediler. Bunun peşi sırada şerefiye amortisman itfaiye tabi değil dediler. Açıkçası ben net okuduğumu düşünüyorum. Atlamışım. Evet. Tamam, teşekkürler. Bir ben söz size vereyim. Sonra ilgili kurumlara da bir şans vermek istiyorum. Çıktı mı? Tamam. Doçent Doktor Şeref Demir, Maltepe Üniversitesi. Ben de nerede buluşuruz gibi bir şey vardı, söylem vardı. Aslında buluşma noktası bu. TMS 12 Income Taxes. Gelir vergileri standardı. Çok kritik bir standart. Ben bunun Türkiye'de yeterince tartışılmadığını ve anlaşılamadığını açıkçası düşünüyorum. Bu standart meseleyi çözecek aslında. Bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım biraz. Income Taxes 12 numaralı standart. Gelir ve kurumlar vergisini kapsayan ve gelir IFRS kârı ile mali kâr, vergi kârı arasındaki geçici farkların ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri doğurması sonucunu getiren, mesela şayet IFRS kârı vergi kârından yüksekse bu şu demektir: ben vergi kârı düşük olduğu için önümüzdeki dönemlerde daha fazla vergi ödeyeceğim, ertelenmiş vergi borcu raporlayacağım bilançomda ve aksi durumda da ertelenmiş vergi varlığı raporlayacağım. Bir de bunun kar zarar tablosunda vergi etkileri var. Sürdürülen faaliyetlerden ertelenmiş vergi gelir etkisi ve sürdürülen faaliyetlerden ertelenmiş vergi gider etkisi var. Ve bir de bunun öz kaynaklarda izlenen farklar varsa şayet IFRS ve vergi arasında, onların da öz kaynakların altında vergi etkilerini izlememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu önemli bir buluşma noktası. Önemli olan bizim açımızdan bu aradaki değerleme farklılıklarının ve sınıflandırma farklılıklarının ne olduğunu, neler olduğunu ve bunların vergisel etkilerini iyi bilmek ve bunları bilançolarda vergi varlığı ve vergi borcu yükümlülüğü olarak raporlamak. Örneğin burada sunumda da geçti. Mesela mevduatımız varsa, eğer mevduatımız varsa bankada, bunu ne yapıyoruz? Aslında tahakkuk esası, hem vergide hem de IFRS'te tahakkuk esası aslında. Oradaki tek fark,
etkin faiz hesabında ortaya çıkabilir. Belki sunumda öyle bir atlama olmuş olabilir. Enflasyon muhasebesi, evet hocamın söylediği gibi son işte 2004'ten bugüne %257'lik bir fark var. Oysa işte %100 3 yılda kümülede bakılıyor ve yılda %10. Dolayısıyla bu aşılmadığı için enflasyon muhasebesi uygulanamıyor. Onu da aslında IFRS kendi içinde zaten güncel fair value accounting bağlamında aslında önemli ölçüde gideriyor. Belki o konuda maliyenin de bir aksiyon alması gerekir. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle kamu kurumları ile uygulayıcılar arasındaki anlaşma eşiğini öğretim üyelerinin sağlaması uygun şekilde gerekiyor. Bu anlaşıldıktan sonra uygulamasında bir problem olmayacaktır. Bunun için de özellikle Nalan Akdoğan hocamızın adına ifade etmek istiyorum. Büyük çabalarıyla bu ilişkilerin sürdürülmesinde ve katkıda bulunmakta çabalarını ifade etmem gerekiyor. Kamu Gözetim Kurumu'na çok adı geçti. Acaba kapanış aşağı yukarı oturumunda herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Hocam teşekkür ederim. Çok da uzatmak istemiyorum. Program biraz saptı aslında şeyinden ama vaktinden. Bir tek kontrolü tabi işletme birleşmeleriyle ilgili olarak biz yeni... Bir tek ortak kontrole tabi işletme birleşmeleriyle ilgili olarak bir tekrar hatırlatma yapayım. Belki ses duyulmamıştır diye. Biz ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri ilçe kararını yeni güncelledik. Bahsedildiği gibi galiba Eylül ayında tekrar yayınladık ama BOBİ FRS 21. bölüm 34. paragrafta bizim daha önceki eski ilke kararı aynen alınmış durumdaydı. Şimdi yine BOBİ FRS'e vurulacak bir işletme ve ortak kontrol tabi işletme birleşmesi gerçekleştirecekse yine o yeni ilke kararındaki usulleri takip ederek ortak kontrol işletme birleşmenin etkisini öz kaynaklarının altında raporlaması gerekecek. İlke kararını güncellememizin de en büyük gerekçesi bu tür işletme birleşmelerinden daha sonra elden çıkartıldığında ortaya çıkan karın nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili olarak bazı belirsizlikler vardı, görüş talepleri geliyordu. İşte bunu da ortadan kaldırmak için o ilke kararı güncellenmiş durumda. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sağ olun. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür belgelerini sunmak üzere KGK Başkan Yardımcısı Sayın Murat Yünlü'yü kürsüye davet ediyoruz. Sevgili konuklar, çay, kahve, mola...